24 ekranlarından mutlu akşamlar değerli tarih severler. Türkiye'nin en çok izlenen tarih programındasınız. An ve zamandasınız. Hoş geldiniz. Ben Özgenur Reyhan Güler. Bu hafta yine tarihin koridorlarında dolaşacağız. Tarihi referans alarak günümüz dünyasını şekillendiren olayları yorumlayacağız. Hafızamızı tazeleyeceğiz. Elbette günümüz dünyasını şekillendiren en önemli olaylardan biri para. Bu akşam paranın tarihi serüvenini konuşacağız sizlerle. Para ne zaman ihtiyaç halini aldı? Para olmasaydı hala modern toplumlar olabilir miydi? Para tarihte nasıl biriktiriliyordu? Servet ve sermaye kavramları hayatımıza nasıl girdi? Bunların hepsini konuşacağız. Gelin birlikte tarihi bir yolculuğa çıkalım. Paranın, sermayenin, servetin tarihini, paranın geçmişten günümüze serüvenini hep birlikte konuşalım. Eğer hazırsanız merak ettiklerinizi konuşmak ve tarihe cesur sorular sormak için an ve zaman başlıyor. An ve zamana başladık değerli tarihseverler. Paranın eski çağdan günümüze değişim hikayesini konuşacağız bu hafta kıymetli konuklarımla beraber. Paranın, sermayenin ve erken modern dönemde aldığı görünümü, geçirdiği dönüşümleri, halka halka hayatın kılcal damarlarına nüfuz etme hikayesini konuşacağız. Kimlerle konuşacağız? Çok kıymetli konuklarım var. Öncelikle paranın kitabını yazan adamla konuşacağız. Sayın Dursun Ali Yaz Hocam, ekonomi danışmanı ve yazar Dursun Ali Yaz Hocam'la birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Paranın kitabını yazan dedim ama doğru söyledim çünkü kitabınız elimde. Evet, evet. Para kitabı Dursun Ali Yaz Hocam'ın paranın yazılmamış tarihi, felsefi açıdan da ele aldığı, tarihi anekdotlarla pekiştirdiği çok kıymetli eseri Paranın Antik Çağ'dan Geleceğe Hikayesi kitabı Dursun Ali Hocam'ın çok kıymetli ve keyifli bir eser. Teşekkür ederiz literatüre kattığınız için. Yanlış söylemedim, paranın kitabını yazdınız hocam. Ve yurt içi piyasalar grup başkanı Üzeyir Doğan'la birlikteyiz. Sayın hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Şeref verdiniz, katıldınız. Hoş geldiniz, sağ olun. Güzel program gerçekleştireceğiz. Hemen başlayalım. Etiketimizi hatırlatayım. Twitter üzerinden etiketimiz Gelecekte Para. Gelecekte Para yazarsanız konuklarıma parayla ilgili, birikimlerle ilgili, servet kavramı, sermaye kavramı, yatırım, bunların hepsiyle ilgili sorularınızı iletmiş olacağım. Hocam, bugün elimizdeki parayla ya da kredi kartlarımızda istediğimiz ihtiyaçlarımızı satın alabiliyoruz. Yiyecek, içecek ihtiyaçlar vesaire. Ama bundan yüzyıllar önce insanlar ihtiyaçlarını satın almak için böyle bir imkanı yoktu. Peki onlar ne yapıyordu? Para ne zaman icat edildiği konuşmayacağız. Aslında geçtiğimiz programlarda uzun uzun konuştuk. Bugün paranın icadından ziyade geçmişte tarihte nasıl birikim yapıldığını, nasıl muhafaza edildiğini ve bu kavramların hayatımıza nasıl girdiğini konuşmak istiyorum sizlerle. Çünkü insanlar tarih boyunca bir taraftan alma satma değişim ihtiyacı içerisindeler. Fakat bir taraftan da paralarını ya da elindeki değeri diyelim, evet, o zaman para değildi belki de, değerlendirme eğiliminde olmuşlar. İki kavramı merak ediyorum çünkü bu kavramlarla başlayacağız. Dursun Ali Hocam'dan başlama arzu eder. Servet ve sermaye kavramları. İkisi aynı kavram mı, değişik kavramlar mı, evet, ve bu kavramlar nasıl hayatımıza girdi? Önce tarihinden bir alalım isterseniz. Evet, yani günümüzden yaklaşık 5000 yıl önce hayatımıza girmiş. Yani paranın icat edilmesinden yaklaşık bir 6000 yıl kadar sonra tanıştık paranın servet ve sermaye unsuru olmasıyla. Tartı para döneminde M.Ö. 3000'li yıllarda Mısır'da başlıyor. Oluşum hikayesi de aslında bir hikayeleştirerek anlatmak gerektiği için şöyle oluyor. Para tabii likit bir şey, akışkan bir şey. Tıpkı yeryüzünde akıp giden ırmaklar gibi para ekonomide dolaştığı sürece nasıl ki akarsular toprağı besliyorsa, etrafını yeşillendiriyor, bereketleniyor, bir can veriyorsa, para da ekonomide geçtiği yerleri besler. Ancak çok yoğun bir para bir sektöre girdiği zaman, yani su sel haline geldiği zaman, o para nasıl ki işte bütün kökünden bitkileri, tarım arazileri mahvediyorsa, aynı şekilde para da bir sektöre çok yoğun girdiği zaman bu sefer fayda yerine zarar veriyor. Böyle durumlarda paranın bu akış yolculuğunda küçük küçük duraklamaları gerekir.
hem ekonominin ihtiyacından hem para sahiplerinin ihtiyacından bu küçük göletlere sermaye ediyoruz. Para bir yerde akıyor ama akarsu olarak küçük küçük göletler var. Bu sermaye burada belli bir istasyonda bekleyip hayal ettiği karı ya da zararı alıp tatmin olduktan sonra oradan tekrar para olarak yolculuğuna devam eder. Böyle bir metafor yaparsak. Bazen de sermaye çok fazla olur. Etrafında zarar vermeye çalışır. Bunlar da daha büyük göller oluşturur. Buna da servet diyoruz. Yani paranın sermaye ve servetle ilişkisini böyle bir şeyle anlatabiliriz. Bir altyapısını koyabiliriz diye düşünüyorum. Servet ve sermaye kavramları birbirinden çok farklı. Çok farklı. Evet. Evet. Zaten şimdi bu masanızda duran örnek kitaplar, işte Jared Diamond'ın meşhur tüfek mikrop ve çelik kitabı, Sermayenin yine, Sırrı, Hernando Soto'nun kitabı. Hocamın bana hediye ettiği Sermayenin Sırrı kitabı. Evet. Yine programı hazırlanırken elbette ben hakim olmadığım bir konu, para konusu. Sizden öğreneceğim izleyicilerimiz gibi. Binlerce yıldır kimse zaten çözemediği sırdır. Evet. Fakat tabii ki hazırlanıp geldiğim için sizin de hediye ettiğiniz kitaplarla ve sizinle ilgili çok fazla sorum var. İzleyicilerimiz de merak ediyordur muhtemelen. Şimdi hocam sizinle devam edelim. Sermaye nedir? Ne işe yarar? Aslında şu, sermaye belki kelime kökenine inmek lazım. Yani sermaye aslında biz bir tek bir kelime olarak algılıyoruz. Ama aslında iki kelimeden oluşan bir kelime. Ser ve maya kelimelerinden oluşuyor. Farsça bir kelime. Ser baş demek, bildiğiniz üzere ne yardan geçerim ne serden vesaire kullandığımız çok bildiğimiz bir kelime. Maya de maya demek. Sermaye de başlangıç mayası. Aslında sermaye tanımı özellikle şirketler tarafında çok kullanılan bir tabirdir. Çünkü şirketlerin ilk kuruluşunda ortaya koyduğumuz para budur, sermaye. Daha sonra siz bu sermayeyi işletirseniz, daha kar ederseniz, büyütürseniz sonunda işte şirketlerin öz kaynak dediğimiz varlık amaçlarını, yani büyümelerini orada görüyoruz. Yani o nedenle aslında sermayeyi bir başlangıç mayası olarak görmek lazım. Eğer yaptığınız iş tutarsa, işte o maya tutarsa işte bir tencere yoğurdunuz oluyor. O yoğurdun adına biz işte şirketlerin öz kaynakları, öz varlıkları, kendi sahip oldukları değer diyoruz. Yani bir noktada şirketlerin serveti diyoruz yani bir noktada. O açıdan sermaye kavramını bu şekilde değerlendirmek lazım. Para biraz daha aslında bir değişim aracı. Yani çok büyük anlamlar yüklüyoruz ama aslında paranın hani şu bardaktan farkı taşınabilir olması, kolay olması. Yani sonuçta bir değişim aracı ki para olmadan önce İnsanlar bu değişimi mallarla yapıyordu. Yani pazara gittiğinde takas örneğin buğdayını satıyordu. Evet. Karşılığında işte yağını alıyordu ya da yumurtasını satıyordu, peynirini alıyordu. Yani bu ticarette bu değişim zorlaştığı için belli bir noktadan sonra ve farklı coğrafyalarda bu sefer bu değişimi daha kolaylaştırabilecek bir arayış başladı. Ve o arayışta ilk madeni paralarla ortaya çıktı. İşte o para çıktı. Daha sonra kağıt paralara döndü vesaire. Şu an günümüzde hani para dediğimiz şey aslında şu an dijital paraları bir kenara koyalım. Kağıt paralar ve madeni paralar dediğimizde aslında bir devletin siyasi, ekonomik, askeri vesaire gücünü temsil eden, onun karşılığında alım satıma aracılık eden bir kağıt parçası ya da pamuk parçası diyelim. Biz onu kağıt diyoruz ama aslında para pamuktan yapılır mesela. Bir pamuk parçası ama üzerinde o devletin mührü, Merkez Bankası adı vesaire ve üzerine kaç yazdığı varsa aslında bir çek gibi. Yani onu gördüğünüzde bunun karşılığında işlem yapın demek oluyor. Sermaye dediğim gibi biraz daha hani biz şirketler tarafında ya da günümüzde kullandığımızda hani toplam varlığa diyoruz ama aslında dediğim gibi ilk tanımı başlangıç mayası ve bir işe bismillah dediğinizde hani o şirketi kurduğunuzda ortaya koyduğunuz ilk sermaye, ilk şey. Bu tutarsa dediğim gibi devamında şirketin serveti, işte bilanço tabiriyle kullanırsak öz sermayesi, öz kaynakları, öz varlıkları diye adlandırdığımız tabire ulaşmış oluyoruz. Bu şekilde bir dönüşüm söz konusu diyebilirim. Paraya girdiğiniz için soruyorum. Para diye bir şey var mı gerçekten? Yani somut mu, soyut mu? Parayı nasıl tanımlarız? Para yani aslında somut bir şey. Yani üzerinde... Ama Dursun Ali hocam soyut diyor. Şimdi ben tartıştırmak istiyorum. Evet, bence. Üzerinde yazdığı değer karşılığı eğer dediğim gibi bir hükümetin, bir devletin, artık günümüzde hükümet devlet olmayan işte bu sanal paralarda örneğin böyle bir güç de yok aslında. Yani sadece bir
sistem gösteriyor. Belki hani soyutluk sanal paralarda daha net bir şekilde, ama örneğin arkasında bir Merkez Bankası'nın, bir devletin olduğu bir paranın, hani sonuçta aslında o devletin dediğim gibi varlığını, askeri gücünü, siyasi gücünü, ekonomik gücünü temsil eden bir değer. Yani onun karşılığı üzerinde her ne kadar biz onu para olarak adlandırıyor olsak da, dediğim gibi aslında bir görüldüğü anda ödenen bir çek diye de nitelendirebilirsiniz. Yani sonuçta kişiler de para yaratabiliyor. Örneğin çek karneniz var ve itibarınız var. Çekin üzerine yazdığınızda, işte örneğin 10 milyon yazdınız ya da 10 bin yazdınız. Götürdüğünüzde eğer o itibarınız, o değeriniz varsa o çek karşılığını buluyor ve ödeme yapıyor. Şimdi devletlerin bu ödeme gücü ve kabiliyeti daha sonsuz ve güçlü olduğu için onların itibari değeri daha kuvvetli oluyor ve Türkiye'nin ya da dünyanın her yerine gittiğinizde bir değeri var. O değerin karşılığını buluyorsunuz aslında para tarafında. Yani o açıdan ben günümüz paralarını somut olarak adlandırıyorum. Yani tabii sonuçta baktığınız zaman alt tarafı bir pamuk parçası. Yani para dediğiniz şey, hani tartsanız o parayı yetmez, ölçseniz o parayı etmez. Hani aç kalsanız karnınızı doyurmaz ya da farklı yerlerde belki... Eğer çok konvertibil, yani değişime açık bir para biriminiz yoksa, dünyanın farklı yerlerine gittiğinizde o paranız o değeri etmeyebilir. Bunlar elbette göreceli kavramlar ama sonuçta bir değer ifade ediyor. Ve benim gözümde dediğim gibi paranın aslında şu bardaktan, şu çaydan ya da bu telefondan bir farkı yok. Eğer sonuçta bu telefonu da eğer likit bir piyasası olduğunu farz edelim, anında verip yerine başka bir şey alabiliyorsanız bu parayı, telefonu da para yerine kullanabilirsiniz. Günümüzde para yerine kullanılan çok fazla enstrüman da var. Mesela ticaretinizde altını kullanabilirsiniz, gümüşü kullanabilirsiniz ya da ölçülebilir diğer ürünleri. İşte biraz önce bahsettim, barter sistemi ya da değişim sisteminde petrolünüzü de kullanabilirsiniz, buğdayınızı da kullanabilirsiniz. Hisse senediniz varsa hisse senedinizi kullanabilirsiniz. Kendi paranızı yaratabilirsiniz. Çek defteriniz varsa işte çek yazabilirsiniz. Yani alternatifleri de var ama sonuçta dediğim gibi en kullanılabileni, yani piyasada dönebileni ve en yakın değeri temsil edebileni o gördüğümüz para. Yani ticaretin bel kemiği diyebiliriz oraya. Çok güzel anlattınız. Çok net anladım ben. Ama içinde itibar kavramı geçti, değer kavramı geçti, soyut kavramlar da geçti. Şimdi Dursun Ali hocamın da öyle bir felsefi iddiası şeyi var. Hocam piyasacı olduğu için tabii. Somut, evet. Siz daha soyut bakıyorsunuz. Evet. Peki sizin baktığınız pencereden para diye bir şey var mı? Şöyle devam edeyim. Servet ve sermaye şeyi yarım kaldı aslında. Olursa, uygun olursa. Tabii ki. Şöyle, şimdi bu Jared Diamond ekolü ve onun öğrencileri Harari olsun, Neil Ferguson olsun, şunu merak etmişler. Bütün hayatlarını buna adamış ekonomi tarihçileri diyebiliriz. Mesela Afrika'da birçok ülke muazzam yeraltı ve yerüstü kaynaklarına sahip olmasına rağmen neden halkı fakir? Veya başka ülkeler Avrupa'da ya da başka bir kıtada yeraltı yerüstü kaynakları çok daha az olmasına rağmen bunların yarattığı katma değer nasıl oluyor da halkı biraz daha, onlara oranla en azından büyük bir çoğunluğu refah içerisinde. Bütün araştırmaları bu. Bir sürü tabii teoriler ortaya atıyorlar. İşte Jared Diamond 30 yılını kabilelerin içerisinde geçiriyor falan. Bugünkü programın başlığına uygun olacak şekilde benim çıkarttığım sonuç şuydu mesela. Biraz önceki o metaforlu girişi o yüzden yapmıştım. Adamların tespiti şu, diyor ki gelişmiş ülkelerin tamamı parayı ve sermayeyi sürekli hareket ettiriyor, servet formuna dönüştürmüyor. Çünkü büyük bir göletin içerisindeki su mu daha içilebilir, daha faydalıdır, akarsunun suyu mu daha temizdir diye düşündüğün zaman zaten sebebi anlıyorsunuz. Paranın da likit olma özelliği o. Yani Türkiye'deki bugün toplam nakit para, işte devletimizin bastığı toplam parayı dolara çevirsek yaklaşık 20 milyar dolar falan yapıyordur. Hani son rakamlara bakmadım ama hep verdiğim örnek, bununla bir Dolmabahçe Sarayı'nı satın alamazsınız. Buradan anlamamız gereken, paranın aslında, ya kişi başına böldüğün zaman 200 dolar düşüyor. Yani insanlar bunu konuşmuyordur herhalde. Demek ki para bir ticari mal değil aslında. Benim getirdiğim, hazırladığım çok böyle görseli çok güçlü şey olmayabilir ama ikinci bir tablo var. İki nolu tablo. İkinci tabloyu şey yapabilirse sayın yönetmenimiz mi? Sayın yönetmenimiz. Evet, mesela orada bir şey göstermek istedim ben. Para ne kadar ekonominin, insanların yoğun olduğu üretim sektöründe diyelim başlıca olmak üzere tarımda, sanayide, ticarette dolaştığı zaman nüfus da orada yoğundur. O ekonomi sağlıklıdır deriz. Bunun alt bölümlerini bir üçgenle, bir piramitle daha doğrusu bir kategorize etmiştim. Bu servet ve sermayeyi anlamak için iki tane daha kavram var. Anlamamızı kolaylaştıracak. Oradan nakit para ayrımına girebilirim, bağlayabilirim diye sorunuzu. Tamam. Birisi zengin, birisi varlıklı tablomuz. Tabirleridir.
tabirleridir. Zengin ve varlıklı. Varlıklı tabirleridir. Zenginler bütün dünya kültürlerinde halk arasında geldi pek sevilmez. Yani zenginin yanına şımarığı koyunca gider mesela. Hani şımarık ve zengin, zengin ve şımarık çocuk gibi bir tipoloji yapabilirsiniz. Filmlerde falan çok kullanılır. Mesela aynen, zengin ve şımarık çocuk. Evet, güzel o tabir. Ama mesela bunun varlıklı şeyinin sıfatının yanına bu ek sıfat olarak bunu kullanamazsınız. Çirkin durur, yakışmaz, oturmaz yani. Bunun sebebi, tabii birçok sebebi var. Zengin daha taze para sahibidir. Her zengin için geçerli değil bu ama yeni kazandığı için, yani akarsudan yeni bir, daha suyu yeni topladığı için, işte depoladığı için bir yerlerde sermaye dönüştürmemiştir, o servete dönüştürmüştür ve bunu göstermek ister. O yüzden zengin henüz o akarsudan parayı biriktirdiği yeni almış, için suyu yeni almıştır o daha. Yani suyu sermayeyi dönüştürmemiş, serveti yapıyor. Servet yapar. Yani işte lüks bir araba alır, lüks bilmem ne alır, lüks kıyafetler alır. Daha gösteriş, neden benim acayip suyum var, çok kaliteli sularım var demek ister. Çünkü yeni görmüştür. Büyük çoğunluğu böyledir. Ama aksi örnekler de var. Yok değil. Hani biraz genellemeci konuşuyoruz. Biraz da keyifli olsun diye tabii. Varlık da öyle değildir. O birkaç nesildir orada depoda su olduğu için, büyük bir gölet sahibi olduğu için, Koma Gölü gibi, tamam mı? Onun da suyun varlığı hava atmasına gerek yoktur. Onun da hayatı daha gürültüsüzdür. Bunu suyun varlığının haberi bile yok. Belki evet. Yani. O balık hikayesi gibi olabilir. Yani orada gürültülü bir hayat yoktur. Bunu düğününde, derneğinde, toyda, oyunda görürsünüz yani. Varlıklı insanın düğünü bile sessiz olur. Hani duyurusu, nişanı bile nişan gösterge demek ya. Bir örnek vereyim. Mesela Einstein yine dünya çapında meşhur olduğu dönemlerde şeyde Princeton'da ders verirken şeyde Kurt Gödel diye bir mantıkçı var. Dahi ama aynı zamanda da çok aşırı aksi bir adam. Bunu her sabah evinden alıyor. Üniversiteye birlikte gidiyorlar. Kendi dersi erken bitse bile onu bekliyor. Onunla beraber tekrar onu evine bırakıyor. Kendisinden de küçük böyle. Hem daha az meşhur falan. Einstein'in doğum günü oluyor. İşte herkes hediyeler getiriyor. Einstein açıyor. Mutlu oluyor falan. Yalandan teşekkür ediyor. Hediye verme sırası Kurt Gödel'e geliyor. Cebinden bir tane katlanmış A4 not kağıdı çıkartıyor. Onu veriyor. Einstein okuyor ve şoka giriyor. Çünkü yıllardan beri üzerinde çalıştığı bir fizik probleminin mantıksal izahını yapmış ona. Şimdi varlıkların hediyesi böyle oluyor demek istedim. Çünkü zenginin hedefinde olan şey nakittir. Türkiye'deki toplam nakit miktarını söyledik. Anlamayacak bir tane gayrimenkul örneği verdik. Varlıklının nakiti şey değildir, paradır. Nakitin peşinde değildir. Nakitle para ayrımı, yani tartışma anlamında söylemiyorum da zaten katılacaktır. Bizde John Kenneth Galbraith'in dediği bir söz var. Dünyada en çok satan para kitabını yazan kişi. Bütün bilimlerin amacı kendi fenomenlerini, problemlerini açıklamak, izah etmek. Para bilimlerinin amacı, daha doğrusu bunun ne olduğunu biraz gizlemektir der. Gerçekten de mesela kağıt paradan bahsettik. Para diyoruz nakite. Yerde bulduğunuz zaman sizindir. Çünkü para nakit hamilindedir. Ama para nama yazılır. Yani sizin mesela doktora dereceniz, PhD unvanınız. Ben sizin diplomanızı yerde bulduğum zaman üzerinde Dursun Ali Yaz yazıp kullanamıyorum. O paradır çünkü. Veya siz onu bana, çocuğunuza, birisine Allah gecinden versin, miras bırakamıyorsunuz. Miras bırakamadığınız her şey paradır. Miras bırakabildiğiniz her şey nakittir. Nakitle parayı satın alamazsınız. Parayla nakiti alabilirsiniz. Demek ki her nakit paradır ama her para nakit değildir gibi bir şey düşünebiliriz. Zaten bunu biraz önce değer kelimesi falan geçiyor dediniz ya. Değer ve kıymet kanun şeylerin tabirlerine baktığımızda görebiliyoruz. İşte değerli kağıt mesela, kıymetli kağıtlar dediğimiz kanunda nedir kağıtlar var. Kıymetli İşte kağıt. Hocam bahsetti, çek, senet, para. Hı. Üzerinde rakam yazan şeyler kıymetlidir. Üzerinde rakam yazmayan şeyler, değerli kağıtları kanuna baktığınız zaman, işte pasaport, evlilik cüzdanı, nüfus kağıdı gibi şeyler değerlidir. Çünkü üzerine bir rakam yazamıyorsunuz. Hı. Değer biçemiyorsunuz. Hani bazen birisine bir mail yazacağız. Bırakamazsınız. Mesela bir hocamıza değer verdiğimiz birisine bir şey yapacağız, bir mail atacağız mesela. Değerliyle başlayayım, kıymetli mi yazayım diye düşünüyorsa çok düşünmeye geliyor. Kıymetli dediğin senin rakamın belli demektir. Tabii o anlamda atmıyordur kimse de. Değerlerinin kıymeti belli değil anlamında. Şimdi bu sermaye ve servet kavramını özellikle bu kadar dünyada çok büyük sermayeler ayrılıyorlar. Yani çok büyük fonlar ayrılıyor bu araştırmalar için. Bunun sebebi şu, şu anda mesela dünyada en zengin, hocam bitiriyorum, toparlıyorum. Estağlı. Çok bekletmeyeyim sizi. Keyif alıyoruz hocam. Eyvallah. 50 kişinin, 60 kişinin toplam serveti
dünya nüfusunun %50'sinin toplam servetinden fazla. Bu para kazanmış insanları da rahatsız ediyor. Varlıklı insanları da artık rahatsız ediyor. Eskisi kadar, eskisi gibi değil. Hatta bu insanların servetinin yarısını alıp o %50'lik kesime dağıtsanız yine dünyanın en zenginleri. Yani o kadar muazzam bir fark var. Bütün dünyada bununla ilgili işte mesela şu anda sürdürülebilirlik konsept dediğim şey aslında o sudan o kadar fazla alıp muazzam bir gölet yapmış ki bakıyor diğer tarafta bir çoraklık, çöllük var. Oralara su vermek istiyor. Hani gözün biri ağlarken diğeri gülmezmiş. Bunun farkında olan insanlar da var son itibariyle. Türkiye'de bu anlamda şansı baktığımız zaman o fazlasını, maddi fazlasından bahsediyoruz belki şu anda ama işte bir şirket düşünün mesela Koç Holding gibi fazlasını müzeler yaparak, öğrencilere burs vererek destekliyor. İşte Fratman gibi firmalarımız var, Sabancı Holding var, Eczacıbaşı bu alanda çok güçlü. Veya işte yine Yılmaz hocamızın, Yılmaz Argüden'in Arge Danışmanlık diye mesela bir firması vardı. Bütün çalışanları haftanın 5 günü çalışır ama bir gününü sivil toplum örgütlerinde harcar. Yani onlar da onu verir. Herkes fazlasını verir. Faziletli insan da sosyal oradan gelir. Sosyal faydaya hizmet. Evet. Fazla sende güler yüz fazladır. Onu verirsin. Parası fazla olan onu verir. Mesaisi, tecrübesi, bilgisi, birikimi fazla olan onu verir. Topluma katkı sunmaya çalışır. O yüzden şey der bizim Anadolu'da. Yani bunun şirketlerin örneğini verdik ama bireyselde de çok güçlü Türk toplumuna baktığımızda. Hatta bizde bir atasözü vardır. Üç şeye ihtiyacı yoktur diye. İşte aşkın sevgiye ihtiyacı yoktur, cesaretin cüsseye ihtiyacı yoktur, cömertliğin de servete ihtiyacı yoktur. Yani iki elması olan bir elmasına da verir. Zaten toplumlar başka türlü ayakta kalmadığını görmüşler. Bir taraftaki su fazla biriktiği zaman orada çürümeye yol açacağı için mutlaka karşı tarafa vermen gerektiğini sen öğrenmesen de hayat sana bir şekilde öğretiyor öyle zaten. Öyle bir denge evet, evet, olmak çok zorunda. Harika. Evet, dengeye gelmesi gerekiyor. Peki piyasa kavramıyla ele alırsak? Pazar. Yok, sermaye piyasası ne demek? Sermayeyi, serveti anladım, evet, ama piyasalar bazında bakıldığında tarihte sermaye piyasasının şimdiki karşılığı nedir? Tarihte neydi? Sizin de dilerseniz devam edelim. Aslında şu, yani ilk pazar bildiğimiz pazar. Yani ekonomilerde, yani eski tarihte de olsa hani malların alınıp satıldığı yerler. Yani ilk ürün takası dediğimiz yerlerin yapıldığı yerlerdi. Yani pazar, piyasa orasıydı. Piyasa, pazarın karşılığı olarak mı anlamalıyız? Aynen. Yani aslında aynı yer. Yani aynı sonuçta şeyler. Bir şeylerin alınıp satıldığı yere biz pazar, günümüzde de piyasa diyoruz. Bu piyasayı da eğer bir yıldan daha az vadesi olan, yani bir yıldan önce nakde dönüşme durumu olan ürünlerin alınıp satıldığı yere para piyasası, bir yıldan daha uzun vadeli ürünlerin olduğu yere de sermaye piyasası diyoruz. Örneğin hisse senedi alıyorsanız, hisse senedi nedir? Şirketler sonuçta sonsuza kadar, hani bazı adi özel şirketler dışında bir özel proje için kurulmadıysa, şirketlerin kuruluş amacı sonsuza kadar yaşamaktır. Yani hiç kimse 5 yıl sonra şirketimi batıracağım ya da 10 yıl sonra batacak diye kurmuyor. Eğer bunun hisse senedini alıp satıyorsanız bu bir sermaye piyasası işlemidir. Ama örneğin bir bono aldınız, sattınız, vadesine bir yıldan daha süre var. Yani bir kağıt. Diyor ki vadesi dolduğunda bu kağıdı getirdiğinde sana örneğin 100 milyon para vereceğim ya da 10 milyon para vereceğim. 6 ay vadesi var. Buna da bir para piyasası ürünü diyoruz. Ya da daha böyle kısa vadeli bir işlem yapıyorsanız bunun adına da para piyasası işlemleri diyoruz. Uzun vadesi 2 yıl sonra, 3 yıl sonra bu parayı, kağıdı bana getirdiğinde 3 yıl sonra sana örneğin 100 bin lira ya da 100 milyon TL para vereceğim diyorsanız 3 yıl sonra bu bir sermaye piyasası aracı oluyor. Sadece vade farkından dolayı ayrılıyor ama sonuçta bunların işlem gördüğü yere de biz pazar diyoruz. Yani domatesin işlem gördüğü yere semt pazarı diyoruz. İşte bir yıldan daha az vadesi olan bir bononun işlem gördüğü yere para piyasası diyoruz. Bir yıldan uzun vadeli bir ürünün işlem gördüğü piyasaya da biz sermaye piyasası diyoruz. Ama totalde hepsine baktığımızda hepsi bir pazar aslında. Bir şeyin alınıp satıldığı yer. Ve aslında o pazarda değer kavramını belirleyen şey de o pazarda o şeyin miktarı. Yani eğer siz pazara, örneğin bir pazara normal şartlarda 2 kamyon domates gelirken 10 kamyon domates getirirseniz sizin pazarınızda domatesin fiyatı düşüyor. Herhangi bir şey oldu, örneğin bayramda bunu yaşadık. Hale yeni domates gelmedi vesaire. Pazarda domates yarım kamyon geldi, domatesin fiyatı artıyor. Değeri belirleyen unsur bu. Ya da işte sizin piyasanızda, para piyasasınızda örneğin TL bolluğu var. Her yer TL. O zaman bu TL'nin değeri düşüyor. Yani bunun getirdiği kira düşüyor. Yani faizi düşüyor. Ya da işte para miktarı az,
O zaman sizin paranız değer kazanıyor. Bunun getirdiği kira, faiz artıyor. Yani hisse senediniz var. Örneğin hisse senedi piyasasında işlem yapıyorsunuz. Bir şirketi düşünün. Bir şirketin hissesine bakıyorsunuz. Örneğin 3 bin lira, 5 bin lira, 10 bin lira hissesinin bir tanesi. Bir başka şirkete bakıyorsunuz. Onun hissesi 50 lira. Ama bunun hani 50 lira olan ucuz ya da 1000 lira olan pahalı diyemiyorsunuz. Orada da hisse senedinin adedi belirliyor. Sonuçta iki tane şirketsiniz ve iki şirketin büyüklüğünde şu kağıt ölçeğinde olduğunu düşünelim. Yani iki şirket de bu kağıt büyüklüğünde. Eğer siz bu kağıdı küçük küçük parçalara bölerseniz bu şirketin tanesini, örneğin o parçaların bir tanesini 50 liraya satıyorsunuz. Ama ikiye katlayıp ortadan bölüp bir parçasını sattığınızda bunu işte 1000 liraya, 5000 liraya, 10 bin liraya satıyorsunuz. Yani belirleyen şey, değeri belirleyen şey oradaki ürünün miktarı adeti aslında. Yani ne kadar çoksa onun değeri belirleniyor ya da azalıyor ya da artıyor. Aslında dediğim gibi hepsi aynı pazar kökeninden geliyor. Hatta Borsa İstanbul'a baktığımızda sermaye piyasası dediğimizde ilk aklımıza gelen yer borsalardır mesela. Borsada kendi alt grup ürünlerinin hepsini pazar olarak ifade eder. Alt pazar, üst pazar, işte yıldız pazar, ana pazar vesaire şeklinde hepsi pazar yeridir. Çünkü o pazara uygun ürünler satılır. Dediğim gibi sadece değişen satılan ürünün niteliği, yoksa hepsi köken olarak aynı yerden geliyor, pazara çıkıyor ve pazarda ederini buluyor diyebiliriz aslında. Peki tarihte hocam sermaye piyasasının karşılığı neydi? Ne olarak anılıyordu? Tabii hocamın bahsettiği bugünkü modern piyasalardan ya da pazardan bahsediyoruz. Tarihte de para nasıl ihtiyaçtan ortaya çıktıysa sermaye piyasaları dediğimiz bugünkü bu modern şekli o günkü farklı formlarda mutlaka olmuş. Yani meşhur Moğol hükümdarı Cengiz Han bile tüccarlarla ortaktı. Yani savaş demek sonuçta bugünkü manada söylersek bir sektördü. Yani gıda gibi bir sektördü, efendim turizm gibi bir sektördü, savaş sektörü. İşte oradaki er dediğim bugünün vasıfsız işçisiydi. Paşa dediğim bugünün CEO'suydu yani sonuçta. Para kazanmak için yapılan bir şeydi. Ne zamana kadar? İşte 1944 Birleşmiş Milletler kurulana kadar 2. maddesinin 4. maddesi bunu yasakladı. Dedi ki artık savaşta, ganimette para kazanamazsınız. Sanayi ekonomisine gerçek manada geçildi. İhtiyaç olduğu için mesela Osmanlı'da çok ciddi su oradan akıyor ama hani hep aynı şey, servet ya da sermaye alıp bir kenarda biriktirip bir yere koymak, işte gıda sektörüne veya medya sektörüne buraya koymanız, oraya koymanız lazım. Sizin harika bir projeniz var, harika fikirleriniz var, topluma faydalı olacak, kaliteli bir şey üreteceksiniz, insanların ihtiyaçlarını göreceksiniz ama yeterli sermayeniz yok, yani suyunuz yok, bunu bir yerden almanız lazım. Bu tarih boyunca hep ihtiyaç olmuş. Osmanlı mesela bunu bu anlamda para vakıflarıyla çözmeye başlamış, çalışmış yüzlerce yıl boyunca. Çok tatlı keyifli tartışmalardır bunlar. İşte Şeyhülislam'ın bir tanesi diyelim, Çivizade, bunun içerisinde faiz var çünkü para vakıflarının içerisinde. Ya diyor faiz var diyor, buna girilmez, yasaklıyor. Bir Suud Efendi geliyor, serbest bırakıyor. İşte Sofyalı Bali Efendi izin verilsin yasaklandığı zaman. Böyle inanılmaz keyifli, bugün için keyifli tartışmalar. Kuruluş amacı ihtiyaç neydi tekrardan? Ya, para vakıflarının söyleyeyim şeyi, evet metafordan devam ettim de gündelik örnek vermedim. Yani öksüz yetim çocuklar kalıyor, onların iaşesinden eğitimine kadar. Herhangi bir esnaf ya da tüccar batıyor, sermayesini kaybediyor, ona destek olması lazım. Çünkü bugünkü gibi bir sanayi toplumundan değil, tarım toplumundan bahsettiğimiz günler. İnanılmaz bir çiftçisiniz, büyük tarlalarınız var, ektiniz ama kuraklık oldu, bütün malınız tarlada kaldı. Sizin tekrar o ustalığınızı gösterebilmeniz lazım. Size tekrar can, yani hayat verecek o paranın, baş sermayenin, hocamın dediği gibi sermayenin, yani baş mayanın daha doğrusu size verilmesi lazım. Para vakıfları bu vazifeyi görmeye çalışıyor. Yaygın mıymış Osmanlı'da para vakıfları acaba? Oldukça yaygın. Yani binlerce para vakfı kuruluyor, kapanıyor, tekrar kuruluyor. Ama özellikle payitaht, Bursa, Eskişehir gibi daha tabii büyük şehirlerde. Çünkü bugünkü kent oluşumu, şehir oluşumu bugünkü anlamda yok tabii. Hiçbir zaman hiçbir yerde yok. Dediğim gibi tarım toplumu olduğu için farklı bir yapılanma var. Ama esnaf ve tüccar ağırlıklı. Çünkü o zamana kadar sanayi, bugünkü anladığımız anlamda bir sanayi söz konusu bile değil. Buhar devrimine kadar yani demek istiyorum. Evet, tarihte para vakıflarından günümüz. Hazine nedir peki hocam? Hazine kavramı. Ben ümmiyim o konuda hocama tanışalım. Hazine kavramını nasıl tanımlarız? Servet, sermaye, para ilişkisi tamam. Ama hazine nedir? Sürekli aslında güncel olarak da günümüzde de duyduğumuz biz için de Hazine kavramı. Maliye Bakanlığı da vardı evet. Aslında. Paranın, servetin ya da kıymetli değerlerin, artık buna madenler diyebiliriz de başka bir unsur,
toplandığı, biriktiği yer aslında. Yani Osmanlı'da hazine dediğimiz zaman işte altının, işte gümüşün vesairenin biriktiği yer. İşte günümüzde hazine dediğimiz zaman paranın, altının vesaire, yani gerçi onlar biraz da artık Merkez Bankası kanallarına da kaymaya başladı ama devletin nakde dönüştürülebilir ya da değerlenebilir varlıklarının bulunduğu yer, yani parasının kıymetinin toplandığı yer diyebiliriz. Hocam aslında Osmanlı zamanında bahsederken belki aylık teşkilatına da bir burada evet, değinmek tabii lazım. Yani evet. Çünkü bir Kırşehirli olarak hani konusu geçmişken bunu da söyleyeyim. Aylık teşkilatı. Onlarda da mesela mesleki kurallar vardır. Yani aylık teşkilatının kuruluş amacı esnafların iş ahlakı, iş kültürü vesaire. Yani günümüzde bile hani belki böyle bir teşkilata çok fazla ihtiyaç var. Çünkü para bir şekilde kazanılıyor ama iş ahlakı kolay kazanılabilen bir şey değil ve devam ettirebilmek de çok mümkün değil. Yani o ahlaktan taviz verdiğinizde meslekten men dahil cezaların gelmesi gerekiyor. Bu aylık teşkilatının işte oradan gelir ya hocam. Aylık teşkilatının varlığı oydu. Evet. Yani birincisi iş ahlakı ama ikinci görevi yani komşusu açken tok yatmayacaksın. Evet. Komşun siftah yapmadan ikinci satışı yapmayacaksın. Komşun dardaysa ona destek olacaksın. Yani bu ticarette o belki paranın, sermayenin oluşması, o başlangıç sermayesi, hocam güzel örnek verdi o. Örneğin zanaatiniz yapacak herhangi bir şekilde, doğal afet olabilir ya da bir yangın olabilir, sel olabilir vesaire. Sıfırladınız, zanaatiniz var ama başlangıç mayanız yok. Yani o başlangıç mayayı teşkil edecek bir yapının kurulması belki günümüzdeki en önemli ihtiyaçlardan biri bu. Hani gerçi günümüzde artık bunları biraz daha modern tabirlerle kullanıyoruz. Örneğin fikriniz varsa startup diyoruz. İşte ona sermayeyi buluyorsunuz. Başkaları size geliyor, ortak oluyor. Akıl senden, para benden, bu işi yapalım şeklinde yeni yapılanması belki bu. Ona da değinmek lazım. Ama hazine dediğimiz gibi ağırlıklı olarak o değerin, değer olarak gördüğünüz şey neyse. Yani bu değer dediğim gibi bardak da olabilir. Aslında başka bir şey de olabilir. Sonuçta değer ölçülebiliyorsa yani ya da bir kıymet atfedilebiliyorsa, belki günümüzde paraya çok nokta atışı değer verebiliyorsunuz ama örneğin altınınız, işlemeniz, herhangi bir tarih eseriniz vesaire, bunların saklandığı, değerlendirildiği yere de hazine demek mümkün aslında. Peki. Sizin seveceğiniz şekilde söyleyeyim. Hazine devletin kasasıdır. Bildiğiniz fiziki kasası. Evet. Yani yakın zamana kadar mesela Cumhuriyet ilk kurulduğunda fiziki kasamız vardı Ankara'da. Maliye Bakanı işin başında. Evet. Hatta bir şey, bir para lazım, Maliye Bakanı'na geliyor. O da atla, o ara meclisten çıkarken diyor ki kasanın atlarını verin git bak diyor. Para yok diyor falan. Şirketin kasası, işte sermaye koyduğun zaman şirketin bir kasası var. İnsanın kasasına da kese deniyor. Yani belki biraz sonra kurumsallık konusunu konuşurken Anadolu'nun muazzam bir tespiti var. Kasayla keseyi ayırmayan firma kurumsal olamaz. Yani sermaye piyasasının en büyük reel sektöre öğrettiği şeylerden bir tanesi şirketin kasasıyla şirket sahibinin diyelim veya ortaklarının kesesini ayırmak. Zaten bugün limited şirket, anonim şirket gibi dediğimiz şeyler bu akılların, ticari akılların ortaya çıkması şirketin kasasındaki parayı, sermayeyi ya da öz kaynakları yabancıdan değil bizzat şirket ortaklarından korumak için icat edilmiştir. Çünkü zaten paraya en yakın o, zarar verecek kişi o. Zannedildiğinin tersine. Peki kitabınızda dikkatimi çeken bir bölüm var. Hemen okuyarak size soracağım. Yaklaşık 6000 yıl düşündük ve sonunda servet kavramını bulduk diyorsunuz. Ve sonra parasını kültürle terbiye eden kimseler varlıklı sıfatıyla toplumsal statü kazanırken nalıncı keseri gibi hep kendini düşünenler ise zengin tabiriyle anılarak toplum dışına itildi. Bunu zaten zengin ve varlıklı kavramında açtık. Peki diğer taraftan servet kavramının keşfiyle sermaye kavramı daha evrensel bir tabirle kapitalizm doğdu. Ve ondan sonra ilk kurumsal yapıya da hazine dedik. Kapitalizm ve hazine arasında nasıl bir ilişki var? Yani hocamın kitabından size getirin, mi sorsam? Aynen, soru bana tekrar geldi. Ara veriyorsun. Biraz bir düşünelim. Ya şöyle, kapitalizmi bu dediğim gibi uygarlık tarihini inceleyen insanlar için çok farklı başlangıç milatları var. İnsanın daha iyi anlaması için bir terim oradan geliyor ya, terminal işte bir başı sonu belli olması lazım. Daha iyi anlayalım diye. Aslında sadece formları değişiyor. Yani insan var olduğundan beri bunlar var. Yani dediğim gibi savaş
bir sektördü eskiden. Hani karşı tarafın hazinesini ele geçirmek üzereydi. Yoksa işte bizim şehit savaşında neydi, Sırplarla yaptığımız savaşta 1000 kişi ölüyor mesela bizden oradan falan. Hani atladı ve böyle sanıyoruz ki 100'er bin kişilik ordular bir araya geldi de hepsi birbirini bir tarafı komple öldürünce savaşı kazanıyorsun. Öyle değil. Bokstaki gibi yıkılan kaybediyor. Hazineyi kaybettirmediğin zaman, hazineyi karşı tarafa kaptırmadığın zaman devlet ayakta kalıyor. Yakın zamana kadarı söylüyorum. Yani Birleşmiş Milletler kurulana kadar. O yüzden meydan savaşlarında iki ordu diyelim Ankara Ovası'nda bir araya gelecekse her ordunun hazinesi 3 günlük yolda geride tutulur. Karşı tarafta işte Persler geldi buraya diyelim, Ankara'da diyelim, Osmanlı ile savaşıyorlar. Onların hazinesi 3 gün geride, Osmanlı'nın hazinesi 3 gün geridedir. Hepsi arkasını sağlama alır. Ordu yenildiği zaman haber gönderir, hazine merkeze kaçırılır. Yani biz de Ankara'dan İstanbul'a kaçırır mesela savaşı kaybettiğimiz zaman. Yoksa ülke yıkılıyor. Yani hazine olmuyor. Aile devletleri çünkü bunlar. Şu anki hazine bambaşka bir şey. Borçlanabiliyorsun. O gün öyle bir şey yapamıyorsun. Direkt soylu aristokrat bir aileden bile gelsen ya köle ya cari oluyorsun. Çok 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 formları inanılmaz değişmiştir. Yani o Birleşmiş Milletler'in o 2. maddesinin 4. maddesini o yüzden diyorum. Yani uygarlık tarihini değiştiren cümledir. Korkunç bir şey. Yani düşünün Doğu Hindistan işte şirketini düşünün Hollandalıların. Ticaret yapıyor, yapmakta kalmıyor, işgal de edebiliyor. Çünkü o zamanın ticareti bu. Yani biz bunu savaş gibi algılıyoruz da savaşın tüm varlık sebebi farklı grubun veya ülkenin diyelim bugün için elindeki serveti almak. Bu kadar. Temel amacı bu. Hatta bugün bile işte Rusya savaşında bile tamamen paradır. Arkasındaki matematik paradır. Yani Rusya'ya giren çıkan paraya bakın, müttefiklerini tespit edersiniz. Ukrayna'ya girip çıkan parayı takip edersiniz. Yine müttefik. Fiyat yalan söylemez denir ya. Paranın akış yönünde asla yalan söylemez. Dolayısıyla o yüzden ben şey derim, yani savaşların çıkardığı gürültü aslında yer değiştiren servetin çıkardığı gürültüdür. Çok güzel bir zaman. Söz. Bir daha söyler misin? Savaşların çıkardığı gürültü aslında yer değiştiren servetin, paranın falan değil, sermayenin değil, yer değiştiren servetin çıkardığı gürültüdür. Tamamının arkasındaki motivasyon budur baktığınız zaman. Yani çünkü aynı ırktan olanlar da savaşıyor tarih boyunca, aynı dinden olanlar savaşıyor, hatta aynı mezhepten olanlar bile savaşıyor. Tamamen arkasındaki şey onun biriktirdiği oradaki suyu alıp kendi göletine aktarmak. Su altından saman yürütmek de oradan gelir. Anadolu'da işte tarlanın, tarımın önemli olduğu zaman da bütün işte 50 sene öncesine kadar şeye gidin, Anadolu'daki cezaevlerinde %99'u tarlada su kavgasıdır mesela baktığınız zaman. Su para çünkü orada yani. Su akarken kendi tarlanı, çünkü 3 gün senin tarlanı, 3 gün benim tarlama gidecek. Ben 2. gün senin tarlandaki suyu benim tarlama akıtıyorum ama üstüne saman örtüyorum ki yoldan geçerken benim tarafa gittiği belli olmasın. Hani saman altından su yürütmek tabi. Saman altından su yürütmek geliyor. Oradan gelmiş. Tabii yani mesela şu Doğu Hindistan şirketine örnek verecektim. Para kazanmak için işgal yoluyla hem ticaret yapıyor hem işgal yapıyor. New York'a gidiyor mesela. Oraya saldırıyor. Oradaki yeraltı yerüstü kaynaklarını ele geçirmeyen New Yorklular kendini savunmak için o ana caddelerin, street'in önüne duvar örüyorlar. Bugün kapitalizmin merkezi kabul edilen Wall Street'in unvanı oradan gelir. Wall Street diyoruz da duvarlı cadde mesela. Yani Hollandalıların Doğu Hindistan şirketinden kendilerini korumak için, işgal altına kalmamak için, işgale uğramamak için bir koruma kalkanıdır aslında baktığınız zaman. Kapitalizme devam edeyim mi? Çok mu konuştum? Yok, rica ederim hocam. Siz de kapitalizm ve hazine ilişkisini nasıl değerlendirirsiniz? Şöyle, aslında kapitalizm bir sistemin, ekonomik sistemin adı. Yani karşısında örneğin komünizm, kapitalizm, sonra yumuşatılmıştır, liberalizm, sosyalizm vesaire dediğimiz. Aslında bir ekonomik bakışın, ekonomik bir sistemin karşılığı. Aslında hep kötü diye bahsedilir. Kapitalizm iyi mi, kötü mü? Algısı kötü fakat... Şimdi vahşi kapitalizm dediğimiz zaman insanların aklına bu kötü olarak geliyor. Ve kapitalizm gerçekten hani biraz vahşilik tarafı var. Onun ehlileştirilmişine biz liberalizm diyoruz ya da komünizmin biraz ehlileştirilmişine sosyalizm diyoruz. Yani aslında mantalite belki aynı, köken aynı. Biraz daha çağın şartlarına uyarlanmışını, yumuşatılmışını biz bu şekilde yeni tabirlerle ortaya çıkarıyoruz. Aslında hazine dediğimiz zaman komünizmin de bir hazinesi var, sosyalizmin de bir hazinesi var. Kapitalizmin de, liberalizmin de, yani o ekonomik sistemlerin hepsi bir hazine üzerine kurulu. Yani amaç o hazineyi büyütebilmek. Yani sonuçta hedef aslında aynı şey. Yani ülkenin gelir seviyesini arttırmak, ülkenin refahını arttırmak ve totalde vatandaşa refahı yaşatmak, refahı arttırmak. Bir tanesi diyor ki bunu ben devlet eliyle yaparım.
Bir tanesi diyor ki ben devlet eliyle bunu yapamam, özel sektör eliyle yaparım. Yani aslında bakış açısının temel değişimi o. Bir tanesi de devlet her şeyin sahibi ama amaç hazineyi, varlığı büyütmek, serveti büyütmek ve o servetten toplumun eşit miktarda yararlanmasını sağlamak. Bir tarafta da diyor ki herkes de eşit olursa sermaye birikimi, hani biraz önce konuştuk, para var ama su var. Hani onun sermayeyi, zenginlik mi olacak, sermaye mi olacak? O sermaye oluşumunu yapamayız ya da devletin olduğu zaman tek elden kontrolü zor olabilir. Bizim hani genel yaklaşımda herkesin olan hiç kimsenin olur ve sonuçta kimse sahip çıkmaz ve devlet işleri biraz daha atıl kalır diyor. Bu nedenle özel taraf bunu yapmalı diyor. İşte özel yaptığı zaman da bunun adına kapitalizm ya da liberalizm diyoruz işte. Sistemin işleyişi bunun üzerine kurulur. Bir virgül koyacağım hocam. Kısa bir aradan sonra hep beraber tekrardan kapitalizm, servet ve sermaye ilişkisine devam ederiz diye mi diyorum. Değerli tarih severler, kısa bir aramız olacak. Ardından hocalarımla paranın tarihi yolculuğunu konuşmaya devam edeceğiz. Ve zamana devam ediyoruz. Ekonomi danışmanı yazar Dursun Ali Yaz hocam ve yurt içi piyasalar grup başkanı Üzeyir Doğan ile birlikte paranın tarihten günümüze yolculuğunu işliyoruz. En son kapitalizmde kaldık sayın hocam. Kapitalizm iyi bir şey miydi, kötü bir şey miydi? Olumsuz bir algısı var. Aslında kapitalizm nedir? Sizin bakış açınızla sermaye ya da... Kapital sermaye demek zaten aslında, evet, baktığınız evet. zaman. Nasıl alalım? Ya kapitalizm tabii bir kapitalizmin asıl modern döneminden öncesinden bahsettik. Yani savaşlarla sen de bir şey yoksa, güçlü olduğunu hissediyorsan karşı taraftan alıyorsun, saldırman gerekiyor. Aynı ırktan bile olsan. Çünkü o güçlenince o sana saldıracak. Yani ekonomik sistem, yaşam bu şekilde kurgulanmış. O zamanın algısı bu. Kapitalizmin karşısında en büyük aklı koyan kişi Karl Marx. O yüzden kapital, kitabının adı da kapital. Yani emekçinin hakkını koruyan, mesela işçi koymamış kitabın adına, enteresandır. İngilizler de tabii güzel bir ironi yaparak bugün mezarını ziyaret etmeye kalksanız adamın en son 4 euro, 4 pound mu ne ödüyorsunuz yani hani kapitalizme karşı olan insanın mezarını ziyaret etmek istediğinizde. Şimdi gittikçe de 44'ten sonra belki iyiydi kapitalizm, yani insanlık bir arayış içerisinde sonuç itibariyle. İyiydi şu mesela, en son New York Belediye Başkanı bir açıklama yaptı, dikkat ettiniz mi bilmiyorum, homeless'lar için toplumun kanser hücreleri dedi mesela. Yani işte ahilik teşkilatı, kardeşlik teşkilatı, bizdeki loncalar, efendime söyleyeyim biraz önce örnek verdiğimiz bu değerli kurumlar, hep bu toplumun kanserli hücresi gibi, doğa felaketleri olabilir, kendi hatasından olabilir, dara düşmüş insanlara yardım eden şeyler. Tabii kapitalizm gittikçe sert yüzünü gösteriyor ve insanlar buna tepki gösteriyor. Servet dağılımından bir örnek verdik dünyadakinden. Şu anki dünyada kapitalizm olarak algılanan sistemin iki tane saç ayağı var. Bir tanesi dünyevi gündelik hayatı baz alan Adam Smith'in Ulusların Zenginliği kitabıyla üzerine yaslanmakta. Diğer tarafta da işte Karl Marx'ın Kapital isimli dört ciltlik bu muhteşem eserinin üzerine yaslanmış. İyi ya da kötü, bunlar ayağa kaldırmış. Mesela bizim Nazif Gürdan hocamızın bir tespiti, bir analizi, önerisi vardır. Bizim de uygarlıkta aynı, ekonomiye söyleyecek şeylerimiz olmalı. Bizim de gündelik hayatımızı, ticari hayatımızı her noktasına o günkü formüle değinen İbn Haldun'un Mukaddime gibi kült değerli bir başyapıtı var. Aynı tarafta insanın manevi tarafına dokunan Mesnevi diye Mevlana'nın Mesnevesinden bahsediyorum bir eseri var. İkisini birleştirip uygarlığa bizim de söyleyecek şeylerimiz olması gerekiyor. İşte bilim kurumlarımızın, üniversitelerimizin varlık sebeplerinden aslında bir tanesi bu iki şeyi birleştirerek topluma sunmak. Yani bugün sosyalizm dediğimiz şey aslında sosyal haklar diyoruz ya çalışanlar açısından. Fazla mesaisi, yıllık izin hakkı, işte bilmem ne, işte işten girdi çıktı, bu tip hakların tamamında o kapital kitabına borçluyuz. Hani biraz önce espri yaptım, ismi emek değil diye, yanlış anlaşılma olmasın diye şimdi televizyondayız. Servet ve sermayenin dağılımından bahsettiniz, işaret ettiniz. Ondan işaretle hocama sormak istiyorum. Bir ekonomide servet ve sermayenin dağılımı teknik olarak nasıl gerçekleşiyor? Şimdi şöyle, yani biz servetin dağılımını, yani kişi başı birliği gelir diyoruz ya da işte toplumsal işte bu eşit bölüşüm, adalet vesaire diyoruz. İşte
gelir dağılımı diyoruz. Gelir dağılımı eşitliği. İşte bunu ölçen çeşitli katsayılar ortaya koyuyoruz vesaire. Aslında ideal olan, şimdi dediğim gibi ekonomiye bakış açınızda da farklı var. Eğer bir komünizm, sosyalizm ekolünden geliyorsanız diyorsunuz ki servet eşit dağılır. Ama şeyin tamamı, mülkiyetin tamamı devletindir diyor. Kapitalizme gelince kapitalizm bunu dışlıyor. Diyor ki eğer diyor bir gelişme olacaksa, bir yatırım olacaksa o servetin eşit dağılmaması lazım diyor. Çünkü bir taraf o kapitali sermayeyi ortaya koyan, yatırım yapacak kişi de birinde sermayenin birikmesi gerekir diyor. Hocamın bahsettiği o akarsudan küçük küçük göllerin, büyük göllerin oluşması lazım. Yatırımı onların yapması lazım. Bir kısmı da oraya emeğiyle, işte bilgisiyle vesairesiyle o orayı daha da kalkındırabilmek için katkı koyması gerekir diyor. Yani kapitalizmde hani komünizmden temel farkı bu devletin olan varlığın belli sınıflara bölüştürülmesi. Ama bu esnada da belli varlık gruplarının, belli işte bu sermayedarların oluşması gerekiyor ki yatırım yapılabilsin. Örneğin herkes eşit gelire sahip olsa, Türkiye'yi düşünün. Aslına baktığınızda çok sosyal bir durum gözüküyor. Herkes eşit, herkes aynı arabaya biliyor, herkes aynı şartlarda evlerde oturuyor. Herkesin karnı aynı doyuyor vesaire. Denendi baktığınız zaten. Zaman çok iyiymiş gibi gözüküyor ama diğer taraftan yatırım yapacaksınız. Yani onun devamlılığı için yeni bir teknoloji geldi. Bir fabrika kuracaksınız. O fabrikayı kim kuracak? Herkes işte binerlere, onar bin lira para koyup bunu kuracak hali yok. Ya da o şirket büyüdüğünde bu sefer onu kuranlar zenginleşecek. Yine bir farklı sınıf oluşacak. Yani kapitalizmin temel felsefesi bunun üzerine. Yani bir sermayenin biriktiği bir yer olacak. O yatırımı yapacak. O para kazanacak. Kazandıkça alttakilere de kazandıracak. Yani çalışanlarına, hissedarlarına vesaire. Toplum bu şekilde kalkınacak. Temel felsefe bu. Şimdi günümüze geldiğimizde bu kavramlar dediğim gibi komünizm ve kapitalizm biraz katı kuralları olan yerlerdi. Yani komünizmde tüm ülke devletin, işte sen oradan faydalanırsın. İşte kapitalizmde böyle çok büyük sermayedarlar ve vahşi kapitalizm dediğimiz o sermayeyi daha da büyütebilmek için, sermaye o öz kaynaklar dediğimiz şirketin daha da büyütebilmek için. Yani her servete yol, dönüştürmek aynen, için. Her yol mübahtır görüşü var. Yani ve o süreçte işte işçilerin ağır çalışma şartları, işte işte fabrika, yatakhane içindeki gibi düşünün. Mesela komünizmdir aslında bakarsanız ama en vahşiliğini orada görüyoruz. Mesela yatakhanede işte sıcak yatak dediğimiz, biri kalkıp öbürünün çalışması, çok zor şartlar vesaire. Bunları şimdi toplum yavaş yavaş kabullenemediği için ve günümüz sürecinde hani sosyal medyasında iletişim ağlarına çok fazla gelişme olduğu için bu kapitalizmin de biraz yumuşaması gerekti. Aslında biz günümüzde hani biraz böyle daha böyle işte örneğin bir şirketin yardımlarını diyoruz ya da çalışanlarına sosyal haklarını diyoruz ya da daha da ileri gidelim kullandığı su miktarı, işte işçilerinin geldiği gittiği güzergah, yollar, işte çevreye ne kadar işte şey saldığı, emisyon saldığı vesaire, karbon ayak izi diyoruz şu anda mesela ürünlerin, bunlar aslında bir noktada sosyal baskının getirdiği zorunlulukların şirketlerde hani zor bulmuş hali. Yani şirketler çünkü şunu yapamıyor: ben şunu üretirim, bunu işte şu fiyata üretirim ve en kalitelisini üretirim, sen de bunu benden alırsın diyemiyor. Çünkü bunun üretildi, evet bu en iyi fiyatla en kalitelisi olabilir. Ama biri diyor ki sen bunu en iyi fiyatla en kaliteli üretirken çevremize bu kadar zarar verdin diyor. Ya da işte doğaya bu kadar zarar verdin. Ya da sen işçinin haklarını savunmadın diyor. Ve senin ürünün boykota tabi tutulabiliyor. Ve bu boykottan kaçınabilmek için şirketler bu sefer bunu en ucuza, en karlı şekilde üretmek yerine biraz kardan feragat, biraz işte belki kaliteden feragat, işte diyor ki bu ürünü çıkarttım ve bu çevreye de doğaya da en saygılı, işte en sürdürülebilir, işte vesaire gibi bir ürün haline getiriyor. İşte bu yumuşatılma da yavaş yavaş liberalizm olarak adlandırılmaya başlıyor. Aslında sosyal sorumluluk olarak. Aynen, yani sosyal sorumluluk olarak yansıyor. Aslında biz şirketlerimizin birçoğunun aslında bu sosyal sorumluluklarını yapmadığınız zaman ya da sadece bunu işte öğrenciye burs ya da işte hocam bahsettiği kütüphane vesaire, işte müze vesaire değil. Kültür, sanat, onun dışında, onların dışında da yani böyle örneğin ürün ürettiğiniz zaman ne kadar su kullandınız o ürün üretilmesinde, ne kadar elektrik kullandınız, ne kadar karbon saldınız doğaya. Hani bunlar da artık denetlenmeye başlıyor ve büyük markalar artık şunu yapıyor. Yani evet ben ürünü kaliteli üretiyorum ama aynı zamanda bakın bu ürünü benim satabilmem için, benim toplumsal tepkiden korunabilmem için şu şartları sağlaması lazım diye alttaki yüklenicilere bunu söylüyor. Yani bizim gelecekte mesela belki adını sistemin değiştireceğiz bilmiyorum ama liberalizm dediğimiz döngü daha da yumuşamaya, yani o serveti çok hızlı arttırmaktan ziyade daha sürdürülebilir arttırma yönüne gidiyor. Zaten şu anda mesela
piyasanın ana gündemlerinden bir tanesidir. Sürdürülebilirlik. Yani doğaya karşı sürdürülebilirlik, insana karşı sürdürülebilirlik, işte sermayenin sürdürülebilirliği vesaire gibi kavramlar ön plana çıkıyor. Yeni modeller çıkmış oluyor. Yani belki bir 10 yıl sonra, 20 yıl sonra yeni ekonomi sisteminin adını başka bir şey koyacağız. Yani liberalizm değil de sürdürülebilir ekonomi modeli gibi bir yeni bir şey gelecek. Ama dediğim gibi biraz daha yumuşama eğiliminin olduğunu söylemek mümkün. Tüm sistemlerde, yani komünizm de sosyalizm de buna ayak uyduruyor. Diğerleri de buna ayak uyduruyor. Eğer var olmak istiyorsanız, dünya ölçeğinde kabul görmek istiyorsanız artık bu kavramları da hayatınıza sokmanız gerekiyor bir noktada. Hı hı. Yine cevabı daha net alabilmek için şunu sormak istiyorum. Sermaye piyasasının kapitalizm üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi kapitalizmin olmazsa olmazı pazarın olması. Yani bir şeylerin el değiştirilebilmesi, serbest bir şekilde alınıp satılabilmesi. Yani sermaye piyasası da buna aracılık ediyor. Yani hem paranın, uzun vadeli örneğin paranın alınıp satılabilmesi, hem de o biriken sermayenin de, örneğin bir hisse senedi piyasası olarak düşün, o biriken varlığın hisse senedi olarak alınıp satılabilmesi. Yani eskiden sadece ürünler belki alınıp satılıyordu ya da şirketler topyekün el değiştirebiliyordu. Artık günümüzde sermaye piyasası dediğimizde bu şirketin bir köşesini de alabiliyorsunuz, işte bir parçasını da alabiliyorsunuz. Buna aracılık ettirilen yer de sermaye piyasaları. Yani hem o şirketleri alabiliyorsunuz, onlara ortak olmanıza imkan sağlıyor. Hem o şirketlerin uzun vadeli finansman ihtiyaçlarını sağlamasını sağlıyor. Yani orası da bir pazar yeri ve o pazar olmadan zaten kapitalizmin ayakta kalabilmesi mümkün değil. Hocam da bahsetti, yani basılı paraya baktığınız zaman, hani Türkiye'deki tüm basılı banknotları toplasanız belki Türkiye'nin bir tane büyük şirketinin değerini alamazsınız. Ama o sermaye piyasası dediğimiz yerde kaydı para, yani biz o hep nakit kısmını konuşuyoruz, hani o kısmı konuşuyoruz ama arka tarafta kaydı çok büyük değerler var. 25 o katı. O değerlerin alınıp satıldığı yerde işte o sermaye piyasası ya da para piyasası dediğimiz kavramlar, yani kapitalizmin büyümesini, gelişmesini sağlayan temel unsur o. Buraların temel amacı nedir derseniz de aslında para piyasasında, sermaye piyasasında temel amacı tasarruf fazlası olanla tasarruf açığı olanı buluşturmak. Şimdi tasarruf fazlası olan nedir? Örneğin ben çalışıyorum, aylık 100 birim bir gelir kazanıyorum. 100 birim gelirimin örneğin 50 birimini harcıyorum. 50 biriminde benim geleceği için bir birikimim oluyor. Yani kötü günlerde kullanmak ya da ileride başka bir şey yapmak. Eğer biriktirebilirsem, sermaye yapabilirsem bir şirket kurmak vesaire. Ama bu biriktirdiğim paranın da durmaması gerekiyor. Hele Türkiye gibi bir coğrafyada ya da enflasyonun olduğu coğrafyada bu paranın bir şekilde değerlenmesi gerekiyor. Benim bunu bir şekilde canlı tutmam lazım. Şimdi bu canlı tutma evresinde ben tasarruf fazlası olan kişi olarak gidiyorum. Diyorum ki bende tasarruf fazlası var. İhtiyacı olan kim var? İhtiyacı olana veriyorum. O da bana bunun karşılığında verdiğim süreye göre bir yılsa bir yıllık, iki yılsa iki yıllık, üç yılsa üç yıllık bir kira ödüyor. Ya da işte günümüz tabiriyle faiz ödüyor. Ya da işte sadece faiz olarak bakmayalım, kar payı ödemesi yapıyor vesaire. Yani birçok enstrümanı var. Bunu İslami açıdan da, İslami finansı da belki hani biz kapitalizm, işte komünizm, işte sosyalizm vesaire dedik ama bir de İslam ekonomisi modeli de var bunun içerisinde. Orada da bir farklı yapılanma var. Bir şekilde onun karşılığını bana veriyor. Benim verdiğim kişi ne yapıyor? Benim 50 bin, öbürünün 50'si, öbürünün 50'si, öbürünün 100'ü, 500'ü topluyor ve eğer kredibilitesi varsa, o borcu alabilecek kabiliyeti varsa ve ödeyeceğine inanıyorsak biz ona o parayı veriyoruz. O da o azları biriktirip daha büyük bir yatırıma dönüştürebiliyor. Örneğin bir fabrika kuruyor, bir atölye kuruyor ve orada üretime başlıyor. Yanında birilerini çalıştırıyor vesaire. Şimdi günümüzde bu sisteme kim aracılık ediyor derseniz bir borsalar aracılık ediyor. Örneğin hisse senedi sattınız ya da işte borçlanma aracı satıyor şirketler. Diyor ki ben işte şu kadar vade için borçlanmaya çıkıyorum diyor. Örneğin 100 milyonluk borçlanmaya ihtiyacım var diyor. 100 milyonluk borçlanma senedi çıkarıyor. Ben oraya gidiyorum, diyorum ki 1 milyonunu bana ver. Kağıt alıyorum karşılığında. Vade bittiğinde 1 milyonuma karşı örneğin 1 milyon 100 bin alacağım. Ya da bir başkası diyor ki benim fikrim var, işletmem çok iyi gidiyor. Şirketimi halka arz edeceğim diyor. Bana sermaye de ihtiyacı var diyor. Şirketimi gelin %30 büyütelim. Bu 30'u sizin olsun. Parayı bana verin. Ben bu şirketi %30 daha büyüteyim ama o 30'da 50'lik, 100'lük, 1000'lik değer üreteceğim. O değeri de beraber paylaşalım diyor. Bu da hisse senedi piyasası oluyor. Yani sonuçta o para bir yere geliyor, bir yere gidiyor. Diğer tarafta kim var? Bankalar var. İşte bankalar ya da finansal kurumlar var. Onlar ne yapıyor? Onlarda da götürüyorsunuz siz paranızı, onlara veriyorsunuz. Onlar kime vereceğini seçiyor. Yani birinde siz doğrudan hisse senedine ortak olarak kime para verdiğinizi biliyorsunuz.
birinin bonosunu ya da tahvilini alırsanız, yani borçlanma aracını alırsanız kime verdiğinizi biliyorsunuz ya da ortaya bir aracı koyuyorsunuz. Ben diyorsunuz şahıslarla ilgilenmem. Benim için önemli olan bankadır. Benim garantörüm sen olacaksın. Ben parayı sana veririm. Senin parayı ve kime verdiğin beni ilgilendirmez ama vadesi geldiğinde benim paramı sen vereceksin diyor. Bankalara, bu finansal kurumlara verip onlar üzerinden de yine bu sermayenin oluşmasını sağlıyor diyebiliriz. İki kavram kullandınız. Şimdi bana malzeme verdiniz Dursun Hocam'a sormak için. Bir, tasarruf. İki, bankalar. Önce tasarruf sermaye ilişkisi. Tasarruf nedir? Sizin anlattığınız tasarrufla acaba aynı şeyi mi düşünüyoruz? Tasarruf kelimesini nasıl algılamalıyız? O sermaye dediğimiz şey tasarruf var ya. Tasarruf nedir? Dönüşmesi. Tasarruf sermaye ilişkisi nedir? Hocamın söylediğiyle aynı veya şey. Servet yatırım ilişkisi nedir? Evet. Ben birazcık geriden alayım mı? Lütfen. Şimdi mülkiyetsiz toplum aslında daha Platon'dan bile tartışılmış. Dünyanın en meşhur eğitim kurumunu kuruyor ya, akademiye. Bugün akademiler ismi Platon'un okulundan gelir. Tabii dünyada o zaman meşhur olduğu için Sicilya kralı oğlunu gönderiyor ve yıllar sonra oğlu kral olduğu zaman Platon'u çağırıyor Sicilya'ya. Hocam diyor, gel diyor, senin mülkiyetsiz toplum hayalin vardı, bunu burada gerçekleştirelim. Deniyorlar hocam, yani mülkiyetsiz toplum dediğimiz şeyi. Kısa sürede insanlar çalışmayı bırakıyor. Kimisi çalışkan olur, kimisi tembel olur. İnsanın doğasında zaten tembellik var da. Kral öldürülüyor insanlar aç kaldığı için. Platon'u da esir pazarına götürüp satıyorlar. Orada Allah'tan bir öğrencisi görüyor falan. Hocasını alıyor, özgür bırakıyor. Şimdi tasarruf ve yatırım kavramını anlamadan önce bir ekonomi nasıl dönüyor? Onu anlatmam gerekiyor bence. Daha iyi bağlayabilirim arkasına. Şimdi insan dediğimiz canlının ve toplumların iki tarafı var. Bir tüketim, bir de üretim tarafı var. İnsanların bu üretim ihtiyacı var. Doğuştan tüketmeye meyilli. Doğduğun anda annenin sütünden, havadan, oksijenden başlıyorsun. 20-25 yaşına kadar tüketen bir canlı türüsün. Ondan sonra bir şekilde de üretim bir mekanizması kurman lazım. Ben şunu şöyle anlatıyorum. Her ülkenin ekonomisini bir elma gibi düşünün ama ortadan ikiye ayırın. Bir tarafa reel sektör, bir tarafa da finansal sektör diyebiliriz. Reel sektörün içerisinde sanayi başta olmak üzere işte üretim tesisleri, tarım, ticaret, esnaflık falan hepsi burada. Finansal piyasalar dediğimiz noktada da işte bankacılık olsun, merkez bankaları olsun, yatırım fonları, leasing şirketleri gibi para piyasaları ya da sermaye piyasaları var. Bu ikisi birbirine hiç kesilmemiş bir elma gibi olması demek aslında kılcal damarlarda para dolaşıyor demek. Zaten bu para güzel dolaşıyorsa, nasıl vücudumuzda kan dolaşımı olduğu zaman buraya gelmezse birdenbire uyuşuyor, kopuyor, bir şey oluyor, vücudumuz zarar görüyorsa o organ. Bir sektöre de para gitmediği zaman zarar göreceği için finansal sektörle, finansal piyasalar, reel sektörün hep böyle olması lazım. Hocamın da dediği gibi, eğer finans piyasalarında fazla kan varsa, bu tarafın ihtiyacı varsa bu tarafı verir. Buna kredi diyoruz genel anlamıyla. Reel sektörde fazla para biriktiyse, çünkü sel olacak dedik ya ilk programın başındaki örnekte, finans piyasalarına vermesi lazım. Buna da mevduat diyoruz, yatırım diyoruz, tasarruf diyoruz. Eğer bir tarafta bir sıkıntı varsa, kan dolaşımı problemi reel sektördeyse buna ekonomik kriz diyoruz. Eğer bu sıkıntı para piyasalarında varsa buna da finansal kriz diyoruz. Finansal krizi reel sektörün olanaklarıyla çözmeniz çok zor. Daha fizibil değil. En azından reel sektörde bir sorun olduğu zaman buradaki para politikaları ya da maliye politikalarıyla bunu gidermeniz mümkün değil. O piyasada var olan paranın dönmesi gerektiğini düşünün. Mesela tasarrufla yatırım güzel kavramlar aslında. Şimdi bizim burada maaşlı çalıştığımızı düşünün televizyonda. Her ay maaşımızdan işte birer bilezik alıp kenara koyduğumuz zaman bizim için yatırım gibi gözükür. Ama ülke ekonomisi için batırımdır. Çünkü o piyasada dolaşan belli miktardaki varlık, sadece para olarak düşünmeyin, sermaye ve servetin bir unsurunu alıp yer altına gömmüşüz gibi düşünün. Onun piyasaya hiçbir faydası yoktur. Mesela sürekli hükümetlerin halkın yastık altı diye tabir edilen 500 milyar dolar sakladığını bildiği için, mesela sürekli bankacılık sektöründe o parayı
tarım arazisi diyelim, hani yeryüzüne çıkartmasını teşvik için sürekli reklam yapmasının aslında arkasındaki şeyler budur. Yatırım dediğiniz şey, şey derler, bir firma iki sebepten dolayı batar. Ya yatırım yaptığı için batar ya da yatırım yapmadığı için batar. Yani yatırımın sermayesi, gereken sermayesi fazla olduğu zaman işte vahşi sulama dediğimiz, bugün o metafordan gittik öyle gidelim, bütün ekinlere zarar verirsiniz. Eksik olduğu zaman gene sermaye piyasası, hocamın dediği gibi, bir tarafın tasarruf fazlasıyla, yani reel sektörle finans sektörün arasında birbirini besler. Bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde en çok karıştırılan şey, en çok duyduğumuz şey, üzücü olan şey, biz de işte üniversitelerde öğrencileri de farklı güdülemeye, motive etmeye çalışıyoruz. Hemen işte bugün bir şey, bilmem ne hisse senedi ya da bilmem ne bon alalım da hemen paramızı bir ay sonra 5K yapalım gibi şeyler. Para bir ticari ürün değildir. Bunu kaçırdığınız zaman çok şeyi kaçırıyorsunuz. Para alınıp satılamaz. Bütün öğretilerde faiz değil ama ribanın yasak olmasının sebebi budur. Para bir ürün değildir. Servet göstergesi de değildir. İşte bahsettik, bir de Türkiye'deki bütün parayı toplasan, kaydı para dahil belki, satın alamayacak şirketler var. Yani Amerika mesela bunu en iyi çözmüş, fark etmiş ülkelerden bir tanesi Amerika'dır. Yani biz Amazon'un sahibini Jeff Bezos zannederiz ama hisse oranı bakın %11'dir. Amerika'da bir fikriniz varsa, akıl senden para benden dediğin zaman, melek yatırımcı dediğimiz şey gelişmiştir. İşte veya Apple'ın sahibine baktığın zaman onun hissesi de %11'dir. Hatta Jeff Bezos sorarlar, üzülüyor musun? Şirketin değeri 1,5 trilyona çıktığı zaman onun 500 atıyorum milyon doları var. Yok diyor, Amerikan ekonomisine 1 trilyon dolarlık bir değer kazandırdım diye mesela yanıt verir. Bizde de tabii 83'ten sonra, Özal'dan sonra bu sermaye piyasasının, yani fon fazlası olanların, fon eksiği olana, aklı olana ama parası olmayana, yani çünkü bir doktoru düşünün, bir mühendisi, bir sermaye piyasası uzmanı 30-35'te kadar hala kendisini yetiştiren, uzmanlık gerektiren alanlar bunlar. O ara para kazanma şansı yok. Sürekli çalışıyor, kendini besliyor ve bir fikir geldiği zaman 40'lı yaşlarda aklına, onun sermayesi olmayabiliyor. Onu o piyasa destekliyor. Amerika'daki toplam yatırımların %85'i bu sistemle fonlanır. Avrupa Birliği ve Türkiye maalesef bankacılık sisteminden fonlanır. Yani sizin bugün bir medya şirketi kuracaksanız, paranız yetmiyorsa kapısını çalacağınız ilk kurumlardan birisi maalesef hala bankalardır. Yavaş yavaş değişiyor ama mesela bir örnek vereyim. Hani bunu yapmaya çalışan, sermaye piyasasının o aklını hayata geçiren kişiler, tabii bir tanesi mesela Hüsnü Özyeğin'dir. Yapı Kredi Bankası'nı 30 sene yaklaşık önce zarardan kâra geçirince rahmetli Vehbi Koç'a gidiyor. Efendim diyor, şirketi kâra geçirdik, %1 hissesini verir misiniz falan diyecek. Vehbi Koç da tabii biraz aşırı tasarruflu diyelim rahmetli. Bizim de öyle bir şeyimiz yok diyor, alışkanlığımız yok diyor. O da izin alıp kendisinden iki tane dairesi var, onları satıyor. Banka kurmaya kalkıyor ama para yetmeyince arkadaşlarına başvuruyor. 21 tane ortak alıyor. Mesela ortaklardan kendi anlatımı, bir tanesi %1'lik hisseye 120 bin dolar ödüyor ve 19 yıl boyunca Hüsnü Bey'e kadar hiç bankayı satmıyor, hissesini satmıyor. 5 milyar dolara yanlış hatırlamıyorsam satılmıştı. O 120 bin dolar 50 milyon dolar yapıyor mesela o hisseyi tutan da. Bunlar tabii, bu güzel hikayeler anlatıldıkça insanları sermaye piyasasına teşvik edecek. Aklı fikri olan binlerce cins çocuklar var. Onların ihtiyacı olan farklı yerlerdeki o su birikintileri, sermayeler ya da servetler, o servetlerin o akılla beraber akarak ülkenin katma değerini artırması gerekiyor. Peki hocam, sizin de bakın kitabınızda yazan bir şey var, hemen ona referans ederek, kefenin cebi olmadığını bilen firavunlar servetiyle gömülmeyi tercih ediyormuş ya eskiden. Merak ettiğim bir soru var, seyircilerimiz de sormuş. İlk bankalar ne zaman, ya insanlar eski çağlarda paralarını, servetlerini, yatırım, ekonomi neyse, tarihçileri Sümerlerle, ilk mal para Sümerlerle başladığı için Sümer arpasıyla Sümer tapınaklarını bahseder. Sümer tapınaklarını ilk bankalar, Sümer tapınaklarındaki rahiplerinde ilk bankacılar olduğunu yazarlar. Biraz tabii esprili anlatımdır bu aslında. Gerçi haklılık payı da vardır yani, bundan, onlardan da faiz alınıyor falan. Önce insanlar evlerinde paralarını ya da neyse değerlerini, o gün para yok zaten. Bugünkü anladığımız manada mal para yok. Mal para sadece yiyecekler. Çünkü değerli insanın eşyalarını ya da toprağa gömüyorlar. Şöyle, bugün bile hala işte açlıktan ölen çocuklar var. Yani günde 5 bin tane çocuk ölüyor açlıktan.
doğru beslenememekten ölenler, hastalananlar hariç. Bu bahsettiğimiz örnekler en az 5000 yıl öncesini konuşuyoruz. İnsanın iki temel korkusu var: ya açlıktan ölmek ya da kendinden büyük yırtıcıların yırtıcılara yem olmak. Yani tamamen karın doyurmakla alakalı. Bir tane belgesel vardı yıllar önce, hatırlarım. Amerika'da en zenginler böyle garip dağlara gidiyorlar. Onları bir şey bırakıyor oraya. Sadece bıçak falan filan veriyorlar. Adam üçüncü gün şey demişti, milyar dolarlık birisi. Tek düşündüğüm şey yemek yemek demişti mesela. 24 saat başka bir şey düşünemiyor. Yani korkunç bir ihtiyaç. Yani kıtlıktan ölen insan sayısı daha şurada 150 yıl öncesine kadar Anadolu'da bile olabiliyor. Yani bir şeyi götüremiyorsunuz. Mesela o tarihte bildiğimiz krallar falan vardır ya, padişahlar falan. Yılın büyük bir bölümünde çürümüş yemek, et falan tüketmek zorunda kalıyorlar hayatta kalmak için. Yani buzdolabı dediğin, teknoloji dediğin, her şey o kadar yeni ki. Yani bugün modern sermaye piyasaları dediğimiz şeyde işte enflasyon ölçümü, hani paranın veya yatırdığın yatırımın tasarrufun getirisini kıyaslayabileceğin şey mesela. 70 yıllık mazisi var. Ondan önce enflasyon ölçümü diye bir şey yok. Yani ya Sahilli Hoca'nın falan veya rahmetli Mehmet Genç'in çalışmalarına baktığınızda, atıyorum 1600 yılında İstanbul'da şöyle bir enflasyon var dediğinde, geriye dönük defterleri tarayıp enflasyonu hesaplamışlardı. Öyle bir hesaplama falan olduğundan değildir mesela. Hı hı. Her şey bugün tartışması çok doğal bu kavramların. Çünkü özellikle biz de çok daha yeniyiz. Yani biz de sermaye piyasasının kuruluşu 89 mu? Yanlış mı? 89 evet, yani. Tarihte 90 ilk... desen 35 sene falan, yani çok daha şey. İlk emeklilerini veriyor mesela. Emekli olduğu insanlar ilk defa, ikinci jenerasyon yeni yeni geliyor mesela baktığınız zaman. Şuraya geri dönmek istiyorum. O ortaklık kültürü yeni oluşuyor yani bizde. Tamam. Daha da geriye git işte. Tarihteki ilk birikimlerden aslında biraz birikim bahsetmek istiyorum. Birikim şöyle zaten normalde... Tapınak mı diyeceğiz biz, evet, biz bunu? Öyle. Yani. Ekonomi tarihi. Öyle, yani mesela Mezopotamya kültürü dünyaya bunu aslında satmıştır. Mesela güzel bir şey var. Bunu fark etmişler. Yani bir birikimin olması gerektiğini kötü zamanlar için. Yani Kur'an-ı Kerim'deki Yusuf hikayesine kadar gider bu. İşte ilk muhasebeci, ilk maliye bakanıdır. Peygamberler arasında. Her peygamberin bir mesleği vardır. Mesela benim meslektaşım Hazreti Yusuf'tur mesela. Ondan sonra havamda atmış olayım böyle. Yusuf vardı ya, orada denk geldi biraz önce. Şimdi şunu fark etmişler. Bu bir anda yokluğa düşebileceğine insanın dört şeyin boş kalmasına izin vermemiştir tarihte. Hiçbir büyük devlet zamanında. Bir, toprağı boş bırakamazsın. İki, suyu boş bırakamazsın. Üç, insanı boş bırakamazsın. Hatta boş duran insanlar nüfus sayımına dahil edilmez antik dönemde. Dördüncüsü, parayı boş bırakamazsın. Hocam dediği gibi. Kenarda o parayı tutmadan sermaye piyasası, işte bu insanlardaki 85 milyon insandaki küçük küçük birikimleri yastık altında tutmak değil de sanayiye çekmek, üretime çekmek, bilime çekmek, kültüre çekmek, hepsinin paraya ihtiyacı var. O para yastık altında durduğu zaman belki sen kazanıyorsun, dolar artıyor, euro artıyor ama Türkiye ekonomisi zarar ediyor. O yüzden bunu binlerce yıl önce keşfetmiş Mezopotamya'nın o ortak ekonomik aklı dediğim şey, paranın boş durmasına izin vermemiş. Tüm vergiler, bütün dünlerdeki şeyler her zaman boşta duran parayı cezalandırma üzerine kurulur. Para ortaya çıkmak zorunda. O likit özelliğini gerçekleştirmek zorunda. Hani yine Osmanlı alimlerinin bir sözü vardır, derler ya, üç şeyde tatil olmaz. İlimde tatil olmaz, akılda tatil olmaz, ibadette tatil olmaz. İbadet dediği de senin yaratılış gayende, özündeki şeyi durduramazsın. Mesela güneşin ibadeti bizi aydınlatması ve ısıtmasıdır. Bir saniye tatil yapsa hepimiz donuyoruz. Yetersiz, 13,5 milyar yıldır aydınlatıyorum kardeşim. 2 dakika duruyorum ise kalırsın. Bugün biraz önce yemek kazanı örneğini verdik ya. Modern dönem zaten Mezopotamya'dan almış bir kültürü. Bugün üretim faktörleri dediğiniz, birincisi doğal kaynaklar, ikincisi girişim, üçüncüsü emek, dördüncüsü sermaye, eğer yabancı kaynaksa dediğim şey, aslında biraz önce saydığımız toprak, su, insan ve paranın modern versiyonudur. Bunları bir yıl kazana atarsınız, bir yıl pişirirsiniz, ortaya bir yemek çıkar. Ekonomi dediğimiz şey budur. Bu dört unsuru için attığınızda bunun yıl sonunda birer tane de musluğu vardır diyelim. Girişim bir temettüsünü ya da karını alır. Sermaye koyan dışarıdan koyduysa parasının kirasını, yani faiz dediğimiz unsuru alır. Emeğini koyan ücretini alır. İşte bir fabrika, bu binayı aldınız, kiraladığınız bir medya şirketi kurmak için bunun kirasını verirsiniz. Rant dediğimiz şey vardır. Çok ilginç bir organizasyon var. Yemek pişmedi, altı yandı, hani derler yemek yandı, ortada hiçbir şey yoksa zarara karışmaz, içine bir şey de koymaz, görünür de en azından. Ama yemek piştiği zaman gelir, bütün dünyadaki ekonomilerde böyledir, en az dörtte birini, en fazla yarısını alır. Devlet dediğimiz organizasyon, vergi dediğimiz şeyle bu hazır pişmiş yemeği alıp
yer ve topluma dağıtır. Bütün zaten mesele şeyden çıkıyor. O yemeğin dağıtılmasından. Yani yine hangi kesim ne kadar alacak? İşte emekçi kesimi ne kadar alacak? Patron kesimi ne kadar alacak? Burjuva ne kadar alacak? O aristokrasi ne kadar alacak? Bunun içerisindeki işte devletli dediğimiz kesim ne kadar alacak? Bütün ekonomideki tartışmaların özünde de aslında bu vardır. Bir, o kaynakları sermaye piyasasının içine koymak, kazan içine koyup yemeği pişirmek. Yıl sonu örneğini verelim, ay sonu sermaye gibi. Sermaye hareketleri mi diyoruz evet, biz evet, buna? Evet, evet. Yıl sonu geldiği zaman da o kârı ne kadar almak? Yemeğin özelliği şu, Türkiye'nin gayri safi milli hasılı 800 milyar dolar yanlış hatırlamıyorsam. 800 milyar dolar civarında yani hacmi büyük olan bir kazanda yemek pişiyor ama musluklardan topladığın zaman 8 milyar dolar çıkıyor. Nar ekşisi üretmek gibidir bu. 20 tonları koyarsınız kazana, 20 kilo nar alırsınız. Göründüğü kadar olsa kazandaki miktar musluklardan akmadığı için sıkıntı doğar. İşte paylaşım savaşı. O yüzden mesela Birinci Dünya Savaşı'na, İkinci Dünya Savaşı'na biz Birinci Dünya Savaşı deriz ama genel bunun dünyadaki adı Birinci Paylaşım Savaşı. İkincisi de İkinci Paylaşım Savaşı'dır. Bütün amaç o katma değeri paylaşmaktır. Pastayı paylaşmaktır. Bu kadar basit. Sermaye hareketleriyle ilgili hemen aldım topumu. Hocama geri dönüyorum. Hocam sermaye hareketi, hocam bir başlangıç yaptı. Ben de öyle anladım. Yani sermayenin dolaşımı ya dağıtılması ile ilgili dediniz değil mi? Bunu sermaye hareketleri mi deriz? Peki ulus devletlerin ekonomik ve mali yapılarını nasıl etkiler bu hareketlilik, sermaye hareketliği? Bunun dağılımı? Şöyle, yani aslında biz bir ekonomik modeli düşündüğümüz zaman, hani hocam biraz önce bahsetti reel sektör işte ya da mali piyasalar kısmında, aslında burada üçüncü bir ayakta kamu kesimi. Yani ekonomi aslında böyle bir insan vücudu gibi özetleyecek olursak, yani bir tarafta kamu kesimi var. Yöneten ve yönlendiren, aynı zamanda kaynakların en fazlasını kullanan kesim. Yani insan vücudunda beyin diyebiliriz mesela. Yani hem tüm vücuda yön veriyor, hangi elin kalkması gerektiğini, hangi ayağın gitmesi gerektiğini, hangi işte gözümüzü kırptığımızı vesairemizi, hepsini yöneten orası. Aynı zamanda düzenlemeyi de yapıyor. Yani vücudun dengesini sağlayan kesim de orası. Ama bir özelliği daha var. En fazla kaynağı kullanan yer. Yani vücuttaki en fazla oksijeni kullanan yer de orası. Yani bu açıdan baktığımızda hani orayı bir beyin gibi görmek lazım vücutta. Bizim bu reel sektör dediğimiz yerse bizim tüm organlarımız. Yani kalp dışındaki, dolaşım sistemi dışındaki diyelim tüm organlarımız. Yani örneğin kolumuz otomotiv sektörü, işte parmağımız bunun lastik sektörü, işte diğer parmağımız cam tarafı, bir tarafı kablo tarafı vesairesi, öbür kolumuz tekstil ben sektörü. Ben orada kalbi sermaye piyasasına benzetiyorum hocam. Kalp mali piyasalar, kanı sermaye evet. Piyasalar. Yani mali piyasalar dediğimiz yerde kalp ve dolaşım sistemi. Evet. Yani şimdi bizim beynimizin çalışabilmesi için bu kanın sürekli olarak sirkülasyonu lazım. Beyne oksijen gitmesi lazım. Aynı zamanda organların çalışabilmesi için buralara da oksijen gitmesi lazım. Aslında insan vücudundaki bu temiz kan, oksijen taşıma işlemini bizim ekonomimizde sermaye piyasaları yapıyor. Para ve sermaye piyasaları, yani mali piyasalar olarak adlandırabiliriz bütününü. Kalp görevi görüyor. Yani o kalp çalışmazsa, para belli bir hızda dönmezse piyasada ekonomi yavaşlıyor. Ya da çok üzerinde, yani vücuttaki uyuşmalar gibi mesela yavaşladı kan akışı. Kan akışının gittiği yer yavaşlıyor. Örneğin burada bir burayı sıktınız, parmaklarınıza daha az kan gitmeye başladı. Bu uyuşmaya başlıyor ve işlevselliğini gitgide kaybediyor. Ve daha fazla sıkarsanız kangren oluyor ve siz bir sektörünüzü kaybediyorsunuz. Ya da bir yeri çok fazla kan pompalamaya başladığında örneğin tansiyonunuz çıkıyor. Ya da böyle orada bu sefer üretim olmuyor ya da hareketlilik olmuyor, farklı sorunlar çıkıyor. Yani o nedenle paranın belli bir hızda, belli bir dinamikte vücutta dönmesi gerekiyor. Yani ekonomi yönetimlerinin o beynin temel amacı da bu dengeyi sağlayabilmek. Yani kola ihtiyacı duyduğu enerjiyi göndermek ki otomotiv sektörünü hareketlendirebilmek ya da belli bir dinamikte çalıştırabilmek. Ya da tekstil sektörü öbür kolumuzsa buna belli bir miktarda kanı gönder. Ne fazlası ne eksiği. Bir tarafına fazla gönderdiğiniz zaman denge bozuluyor bu sefer. Öbür taraf bundan zarar görüyor ya da bir taraf aşırı fayda sağlamaya başlıyor. Yani o nedenle paranın bir dolaşım hızının olması gerekiyor ve bunun da yaşa göre, ekonominin büyüklüğüne göre, yani örneğin küçükseniz işte kalbiniz belli bir hızda atıyor. Biraz büyüdüyseniz başka bir şekilde atıyor. Daha fazla büyüdüyseniz işte yaşınız ilerlediyse başka bir hızda artıyor ya da tansiyonunuz değişebiliyor. Yani o ideal hızı yakalamak gerekiyor. Ve fakat şunu da sormak istiyorum. Devletlerin bağımsız, ulus devletlerden bahsettim ya, devletlerin bağımsızlığındaki rolünü merak ediyorum küresel sermayenin. Örneğin Sovyetler Birliği'nin dağılım sürecinde
nasıl bir sermaye piyasası vardı? Bunun dağılımı, ya sermaye nasıl etkili oldu? Şimdi orada şöyle, yani orada her şey devletindi. Yani temel açıdan baktığımızda sermaye piyasası yoktu diyebiliriz. Sermaye piyasası yok. Yani orada çünkü mülkiyet alınıp satılmıyordu. Yani mülkiyet devletin sadece kullanım hakkı vatandaşın. Hani bir klasik hikaye vardır ya, işte komünizmde inek devletindir, sana sütünden fayda sağlar. Yani o şekilde sadece sütünü içebiliyorsunuz, inek sizin değil. Yani ineği alıp satamıyorsunuz. Yani o nedenle orada o piyasa şeyi gelişmiyor. Yani öyle bir sistem yok, alınıp satılma vesairesi gibi. Ama kapitalizmin temel doğası da o sermaye piyasası ve para piyasası üzerine, pazar üzerine kurulu. Yani alınıp satılmaya kurulu. Her şey alınıp satılabilir. Yani emek de alınır satılır. Mülkiyet de alınır satılır. Arazi de alınır satılır. Yani mesela devletin dediğimiz, aslında Türkiye Cumhuriyeti'ni ölçtüğümüzde Edirne'den Kars'a kadar burası devletin diyoruz. Yani aslına baktığımızda güvenliğinden şeyine kadar her şey devlet sorumlu, ama neyiniz var? Tapularınız var ve o devleti, o arazinin mülkiyeti size ait aslında. Siz o mülkiyeti bir başkasına devredebiliyorsunuz, satabiliyorsunuz, alabiliyorsunuz. Yani kapitalizmde alınıp satılamayan çok fazla bir şey yok herhalde. Yani her şey alınıp satılabiliyor. Yani buna her şeyi dahil edebilirsiniz. Ruhunuz yani dahil. Hani bedeniniz dahil, ruhunuz dahil, her şeyinizi derler. Her şeyin bir karşılığı vardır diye. Kapitalizm bu gözle bakıyor ve her şeyin alınıp satılması üzerine bu sistemi kuruyor. Yani temel felsefe orada. İşte biraz önce bahsetmiştik, hani bu biraz vahşi görülünce bazı düzenlemeler getiriliyor. İşte denetlemeler getiriyor vesaire. Bu kapitalizm yumuşatılıyor ve günümüzdeki liberal ekonomik sistem dediğimiz sisteme dönüyoruz. Aslında temel mantalite şu, liberalizmin ya da kapitalizmi savundu. Eğer bir mal herkesinse aslında o iki hiç kimsenindir diyor. Yani herkesin olan hiç kimsenindir. Böyle olunca da hiç kimse o malı sahiplenmez ve üzerinde durmaz. Biraz önce hocam bahsettiği bu mülkiyetsiz devlet anlayışı. Şimdi benim değilse, senin değilse, onun değilse, bu herkesinse, herkes göz ucuyla neden ya da el ucuyla bakıyor. Yani neden emeğimi harcayayım ki? Zaten eşit şartlarda yaşayacaksam, çok çalışınca da aynı 60 metrekarelik evde yaşayacaksam, aynı standartta arabaya bineceksem, İnsanoğlu yani bu lüks, daha üstü, daha üstü, daha üstü arzusu zaten toplumları geliştiren temel dinamik. Yani yoksa hepimiz aynı şartlarda yaşıyor olsak birçok şey belki gelişmezdi. Yani o lüks dediğimiz, hani belki bugün bazen baktığımız zaman dışarıdan aşağıladığımız kavramlar, onlara erişme hırsı insanları çalıştırıyor. Hı hı. İşte örneğin yeni mezun biri diyor ki ya bir evim bir arabam olsa yeter diyor. Evi arabası olduğu zaman evinin işte daha iyi bir yerde ev olsun, sitede olsun, işte şunlar olsun diyor. Arabam şuna geçsin diyor. Ya da işte bir işletme sahibi işte kurulduğunda bakıyorsunuz. Hani bazı işletme sahiplerini düşünüyoruz. Bugün holdinglerden bahsettik. Aslında ömürlerinin sonuna kadar bundan sonra hiçbir iş yapmasalar, çocukları da yapmaz, hatta torunları ve onların torunları da hiçbir iş yapmasa çok rahat geçinebilecek o servet birikimleri var. Ama insanoğlunda hani doyum yok. Yani bir şekilde maddi olarak doyabilirsiniz ama manevi haz, başarma isteği, arzusu, aynen, daha iyisini yapma isteği bu sonsuza kadar sizi götürüyor, çalıştırıyor. Zaten toplumların gelişmesini sağlayan da o. Ama siz onun önüne mülkiyet sınırı koyduğunuz anda bu sefer o çalışma isteği ve azmi ister istemez ölüyor ve sadece siz bunu dayatmayla, zorlamayla yapıyorsunuz. Ve dayatmayla, zorlamayla da bu olmuyor. Yani o açıdan baktığınızda mesela şirketlerde satış birimlerinde çalışanlar mesela daha motivedir. Çünkü satış yaptıkça prim artacaktır, işte daha fazla kazanacaktır vesaire. Yani o ayrımı orada bile görürsünüz. O açıdan biraz o sistemde dediğim gibi mülkiyet hakkının önemi ön plana çıkıyor. Hemen yine seyircilerimizin de merak ettiği sorulardan bir tanesini sormak istiyorum. Benim notlarımda da vardı. Şöyle bağlayayım. Birinci Dünya Savaşı dediniz, İkinci Dünya Savaşı'ndan bahsettiniz ve bir pastanın paylaşım hikayesinden bahsettiniz. Araya gitmeden önce konuşurken de devletlerin savaşlarda dahi devlet hazinesini koruma güdüsüyle işte savaşların bugün parayla yapılması. Tabii. Bugün o bitti ama. Tabii tarihte böyleydi ve paranın akış yönüne baktığımızda aslında savaşlarında gidişatının nereye doğru gittiğini geçmişte, tarihte görebiliyoruz dediniz. Peki para ve güç ilişkisi, tamam, para hazineyi konuşurken, hı-hı, bunu servet ilişkisini konuşurken bunu söyledik ama parayı güçle nasıl ilişkilendiririz? Yani paranın aslında güç ve sermaye arasındaki ilişkisi nasıl
tariflenir? Tarihte nasıldı para güç ilişkisi ve bugünkü sermaye ve güç ilişkisi? Yakın zamana kadar Birleşmiş Milletler benim takıldığım bir yer. Çok sevdiğim için değil ama paranın evet, şeyini. Evet bugün bayağı Birleşmiş inanın, Milletler. Maddeyi de söyleyelim hocam. İyi niyet elçisi olarak Birleşmiş Milletler gelmiş gibi oldum ama eskiden yani bu Birleşmiş Milletler'e kadar parası olan sistemi kuruyordu. Hatta sokakta bizim çocukluğumuzda da bir kural vardı. Altın kural, altın olan kuralı koyar. Yani minyatür bir top oynayacağız. Topun sahibi bir çocuk vardı. Yenilirken topu alıp giderdi, maç biterdi mesela. Son 50 yıldır, 70 yıldır bu düzen değişti. Artık parası olan kuralı koymuyor. Borcu veren kuralı koyuyor. Mesela bir devlet düşünün, başka bir devletten 10 milyar dolar borç alıyorsunuz. Karşı tarafa da yıl sonunda 11 milyar dolar ödeyeceksiniz. Size bu parayı verenin zaten milyarlarca doları vardır. Yani amacı salt oradaki 1 milyar dolar gelir elde etmek olamaz. Hele hele Amerikan dolarından bahsediyorsak artık 0.7 sente maliyeti olan 100 dolarlık banknotu basma ihtiyacı bile yok. Bir muhasebe kaydıyla bir byte'lık enerji harcayarak efendim size bu parayı borç olarak verebiliyorsa buradaki asıl söz konusu olan şey sizin üzerinizde tahakküm kurmaktır. Devletseniz devlet olarak tahakküm kurmak, sektörseniz sektör temsilcisiniz, sektör, şirketseniz şirket şahısınız, hane halkıysanız aile olarak kurmaktır. Bence işte parayla nakit farkını biraz daha irdelediğimiz zaman toplum daha çok bunu benimseyip daha yani meyvesi para olan ağaç yok. Yani öyle sabah akşam bir şey yapıp sabah zengin olamıyorsunuz. Örnekler var bunun örnekleri. Ama birdenbire bir kovaya suyu içtiğiniz zaman bütün organlarınız zarar görüyor. Öyle kolay olmuyor bu iş hani göründüğü kadar. Bu devletler için de geçerli. Hani biraz önceki sorduğunuz soruya bağladığında eskiden parası olan güçlüydü. Şimdi borcu veren güçlü. Çünkü her devlet kendi milli parasını çok ucuza yaratabiliyor. Birinci Dünya Savaşı'na kadar yaratamıyor. Altının varsa piyasaya para sürebiliyordu. Düşünün yani Osmanlı Devleti 1299 klasik kuruluşunu milat alırsak Fatih Sultan Mehmet Trabzon'u fethedene kadar İstanbul arkasından fethedene kadar altın para basamıyor. Yani 1453 desek 1250 sene altın para basamıyorsun. Yani senin asıl devlet yani veya imparatorluk vasfına çıkaran altın mesela, ya altını var ama altın sikke piyasaya sürecek düzeyde altını yok. Evet. Ya, madem es verdiniz, çok güzel bir yorum gelmiş sizinle ve hocalarımla ilgili. Önce şunu okuyayım. Twitter'dan Ertuğ Tahaoğlu yazmış. Gelecekte para etiketimize Reyhan Hanım hazine nedir diye sordunuz. Hazine Ali Bey'in müthiş bilgilerle dolu. Geçmişten geleceğe para kitabıdır demiş sizin için. Bizim seyircilerimizin soruları da çok güzel. Para psikolojik bir kurgudur. Öyle miymiş? Bilmiyorum. Para psikolojidir. Psikolojik bir kurgudur demiş Mehmet Beşir Çelik. Katılıyor musunuz? Para psikolojik bir kurgudur. Evet, nakitten farkı odur zaten. Şu borç kısmına bir ekleme yapayım ben müsaadenizle. Bunu yine bizim yoğun olarak beslendiğimiz Mezopotamya kültürü fark etmiş ve demiş ki dört şeyin küçüğü olmaz. Bakın burası gerçekten önemli. Mesela demiş hastalığın küçüğü olmaz. İkincisi ateşin küçüğü olmaz demiş. Üçüncüsü düşmanın küçüğü olmaz. Dördüncüsü de borcun küçüğü olmaz demiş. İşte hastalığın küçüğü olmaz derken mikrobu kastediyor. Ateşin küçüğü olmaz derken mesela kıvılcımı kastediyor. Düşmanın küçüğü olmaz derken pusuyu kastediyor. Borcun küçüğü, en küçüğü mesela hatırdır değil mi? Hatır borcu. Ama hatır için çiğ tavuk bile yenir deriz. Yani çiğ tavuğu da hiçbirimiz herhalde yiyemeyiz. Yani kedi miyiz? Biz nasıl yiyeceğiz şimdi çiğ tavuğu? Kediler bile yemiyor artık. İhtar, muhtıra gibi sözcükler de bu sert tabirlerde hatır kökünden gelir. Bunu mesela pazarlama bilimi bildiği için o marketlerde sucuk bir şey tattırırlar ya. Hatıran seni borçlandırmaya çalışır. Borç bu kadar tehlikeli bir şey. İşte sermaye piyasasının zaten kurumsal anlamdaki en büyük ihtiyaç olarak ortaya çıkmalarından biri, bir şirketin hisse senedini aldığınızda o şirket size borçlanmıyor. Siz ona ortak oluyorsunuz. Ve o şirketin bir fabrikası yandığında uzaktan seyretmiyorsunuz. Yani şirket anonim olabilir, sahibi belli ama ciğeriniz yanıyor, gidip söndürmeye çalışıyorsunuz. Bunu 2009 krizinde
Amerika'dan Avrupa'ya ve dünyaya sıçrayan krizde Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi tespit etmiş ve demişti yani Amerika bundan çok kolay sıyrılacak çünkü sermaye piyasasını çok iyi kullanıyor. Hala yanlış hatırlamıyorsam 100 kişinin 62'sinin hisse senedi var Amerika'da. Herkes şirketlere sahipleniyor ister istemez. Yani kalkıp camına taş atamıyorsunuz. Ondan illa bir ortağa geçiyordur falan. Bırakın kameraları, hukuku falan. O aklı, o kültürü getiren ülkeler tarih boyunca başarılı olmuş. Koskoca Cengiz Han bile yanına ortak almadan sefere çıkmamış. Parasal anlamda söylüyorum yani. Bunun bir bugün karşılığı olmalı. Boşuna yapmış olamaz yani. Değil mi? Hemen izleyicilerimizin sorularından devam ediyorum. Gerçi servet sermaye ilişkisine girdik ama parayla ilgili çok sorular var. Paralar isimlerini nasıl koymuşlar diyorlar. Mesela sterlin, lira, eskiden mark, sonra hepsi euro isimleri. Hepsi tartı para döneminden kalmadı. Nasıl ortaya çıktı mesela? Tartı para döneminden. Tartı para döneminden kalma. Hepsi bir ağırlık ölçüsü birimidir. Değerli madenlerin para olarak kullanıldığı Mısır'da başlayan günümüzden yaklaşık 5000 yıl önce drahmisi işte ne dediğiniz pound, sterlin, mark, hı hı, bunların tamamı bildiğiniz şeylerin %70'i ağırlık birimidir. Kalanı da royalty, kraliyet tabirleridir. Peki tarihte paraların üzerindeki simgelerin olmazsa olmazları var mı? Bilmiyorum. Onu nümismatların ezgi alanına giriyor. Düşündüğüm zaman sizce ne? Siz çok seviyorsunuz onu daha çok. Portreler var bildiğim kadarıyla. Portreler var. Evet. Başka şeyler vardı hocam. Geçen programda konuşmuştuk. Buğday, arpa gibi simgeler var. Onlar hem para hem dediğim gibi zorunlu ihtiyaç ya. Yani o olmadan hani tamam rejim yapıyoruz, ekmeği az yemeye çalışıyoruz şehirde olduğumuz için belki ama o olmadan da hayat dönmüyor yani enteresan. Pek ciddiye almıyoruz gibi geliyor ama o zaman çok daha kıymetli şeyler. Zeytin var, barışın sembolü evet, mesela. Zeytin, zeytin yaprakları. Çünkü sürekli savaştan beslendiği için yani bilinen insanlık tarihinde yaklaşık 370 yıl savaşmamışız. Yani 400 yıl diyelim. Onun dışında her yıl her yerde mutlaka savaş olmuş. Kötü olmakla birlikte hala insanlık istediği seviyeye gelmemekle birlikte uygarlık tarihine işte insanlığın hem de tarih öncesi yani yazıdan önceki uygarlık tarihine baktığımızda kötü örnekler istediğiniz kadar gösterebilirsiniz. Hala en iyi dönemini yani gittikçe yukarıya gittiğimizi söyleyelim. Tepki şey yapmamak adına. Diğer sorumuzda seyircilerimizden Özer Hocam'a sorayım. Küresel sermaye konuştuk. Bir de milli sermaye var. Milli sermaye diye bir şey var mı ya da küresel sermaye milli sermayeye karşı mı? Bu iki kavramı nasıl açıklarız? Aslında değil. Yani şöyle söyleyeyim. Milli sermaye dediğimiz bir ülkenin örneğin gayri safi yurt içi hasılası diyoruz ya da milli serveti diyoruz ya da bu tarz kanımlarla ülkenin kendi dinamiklerini, kendi parasal büyüklüklerini ölçüyoruz. Yani örneğin gayri safi yurt içi hasıla dediğimiz zaman bir ülkenin bir yıl içerisinde ürettiği mal ve hizmetlerin toplam tutarına biz gayri safi yurt içi hasıla diyoruz. Ya da işte o ülkenin dağını, taşını, ovasını, gölünü, işte arazisini vesairesini değerlediğimizde buna milli servet diyoruz. Yani bu kavramlar elbette ne kadar arttırırsanız sizin dünya üzerindeki konumunuz, itibarınız, gücünüz, varlık sebebiniz daha çok artıyor. Yani amaç bunları arttırabilmek. Ama bunu arttırabilmek için hani bireylerde olduğu gibi devletlerde de borçlanma gereksinimi var. Yani küresel sermaye dediğimiz o gezen sermaye. Şimdi biz biraz önce kapitalizmde anlattık. Yani bir fabrika kurmak istiyorum. Bunun iki yolu var. Ya birilerine ortak edeceğim bu fikre, onlara hisse senedi vereceğim. Yani sermaye piyasası yoluyla bunu ortak edeceğim, burayı büyüteceğim. Ya da birilerinden borç alacağım. O borçla bu şirketi kuracağım ve şirketim kar elde etmeye başladığında da o borcu tekrar ödeyip şirketin sahipliği olacağım. Şimdi bu akışı getiren nedir? İşte borçlanabilmemiz için ya da hisse satabilmemiz için birilerinin tasarruf etmiş olması lazım. Tasarruf edip kenara bir para koyabilmiş olması lazım ki ben o tasarrufa talip olayım. Devletlerde de aynı durum. Devletler de büyümek, gelişmek için yatırım yapmak zorundadır. Ve yatırım yaparken bunu şöyle yapabilir. Bir, içerideki sermayeye döner. Bana bu para ihtiyacı var. Bu yatırımı yapacağım. Bana işte borç verin. Örneğin hazineler tahvil çıkarır, onu çıkarır ülke hazineleri ve vatandaşlarından bunun karşılığında para ister. Ama içeride yeterli tasarruf yoksa, o yatırımı karşılayacak yeterli miktarda para yoksa bu sefer dönüp dışarıdakine talip olur. Der ki işte içeride tahvil bono çıkarttık, işte Eurobond diyoruz, işte hazinenin işte dolar ya da euro cinsinde yani başka bir para biriminden çıkarttığı varlığa biz Eurobond diyoruz. Adı euro olsa da bu dolar da olabiliyor, euro da olabiliyor ya da başka bir para birimi de olabiliyor.
Diyoruz ki bana para lazım. Gel bana borç ver, ben içeride şu yatırımları yapacağım diyor ve yurt dışına gidiyor ve yurt dışından bu parayı, o küresel sermaye dediğimiz parayı alıyor. Tamam. Daha iyi, sade anlayabilmem için daha sade bir cevap rica edeceğim hocam. Çünkü gerçekten teknik olarak anlayamıyorum ben. Milli sermaye derken yerlilik ve millilik üzerinden mesela. Yani milli sermaye bizim devletimizin gelişmesi için mesela ne kadar önemli? Küresel sermaye buna karşı mı? Örneğin işte kalkınmamız için işte savunma sanayimizde çok ciddi girişimler var. Yerli üretim, TOG arabalar var. Bu yerel sermaye nasıl? Aslında burada yerel sermayenin yerli girişim değil. Yani tamam, girişim elbette önemli. Yani evet, yanlış ifade ediyor olabilirim. Konuyu çok bilmediğim için. Millileştirilmesi, yerleştirilmesi önemli ama siz TOG'u da üretiyorsanız yine yabancı sermayede ihtiyaç duyuyorsunuz. Şimdi ülke olarak çünkü içerideki tasarruf birikiminiz yeterli değil. Yani TOG'u fikren yapabilirsiniz. Yani fiziken de yapabilirsiniz. Ama onun kuruluş sürecinde örneğin TOG da çıkıp yurt dışından küresel sermayeden borç talep edebilir. Yani o Eurobond dediğimizi TOG'da çıkarıp yurt dışından para alabilir. Yani onların tasarruflarını buraya getirir. Burada TOG'u üretir. Daha çok TOG üretir. Bunu götürür başka ülkelere satar. Ve oradan kazandığı parayla da yurt dışı borçlarını ödeyebilir. Aslında bizim hani böyle bazı kavramları bazen hamasetle karıştırmamamız gerekiyor. Aslında dünya diyoruz ya küresel bir köy. Evet. Artık hani içinde bulunduğumuz sistem hani bu liberalizm deyin, kapitalizm deyin. Eğer ülkede siz bu ekonomi modelini işletiyorsanız bu oyunun kurallarına göre oynamanız gerekiyor. Ama sermayeyi nereden ve hangi koşullarla aldığınız çok önemli. Yani örneğin bir ülkeden sermaye aldığınızda örneğin oradan aldığınız borç ya da para sizin ülkenizde sermaye piyasalarını geliştirir. Yani hisse senedi piyasasına girer, orayı geliştirir vesaire. Bir başka ülkeden borç alırsınız, örneğin gelir o sizin ülkenizde otomotiv sanayini geliştirir. Bir başka bir ülkeden borç alırsınız, onun kültürü örneğin ağır sanayidir, demir çeliktir, sizin ülkenizde demir çeliği geliştirir, ağır sanayi geliştirir. Bir başka ülkeden borç alırsınız, onların kültürü gayrimenkuldür, şatafattır, lükstür, sizin ülkenizde gayrimenkulü, şatafatı, lüksü geliştirir. Yani o nedenle sermayenin nereden geldiği çok önemli değil gibi gözükür aslında ama geldiği yerin sizin ikliminize getirdiği kültür önemli. Çünkü borcu veren ya da size gelip yatırım yapan kişi aslında kültürüyle beraber geliyor. O nedenle hani genellikle ülkelerin şöyle bir yaklaşımı vardır. Yani mümkün olduğu kadar bu borcun ya da yurt dışı tasarrufun çeşitlendirilmesi, farklı ülkelerden varlıklar getirilebilmesi. Elbette stratejik öneme sahip bazı kalemler içeride millileştirilebilir. Ama bu şu demek değil. Yani örneğin TOG üzerinden gittik. TOG'un yurt dışından borç alması onun milliliğine halel getirmez. Yani o yine millidir. Başkasının tasarrufunu kullanıyordur yani ve daha iyi işler yapıyordur. Yarın yaptığı araçları örneğin başka ülkelere, Almanya'ya, Amerika'ya, işte Katar'a, Suudi Arabistan'a, Azerbaycan'a oraya satacaktır. Ve oradan elde ettiği parayla da borcunu ödeyecektir. Ve üstünde kalan tortusu da yani finansman ve borcu ödedikten sonra kalan kısmı da o şirketin karı olacaktır. Bu onun milliliğine dediğim gibi bir halel getirmez. Ya da örneğin işte bugün işte şeyleri konuşuyoruz. İHA'larımızı, SİHA'larımızı. Sonuçta biz bunları yapıyoruz yerli ve milli olarak. İçeride de kullanıyoruz. Başkasına da satıyoruz. Yani başkasına satmamız ya da bunu üretmek için başkasından bir parça tedarik etmemiz, başkasından sermaye tedarik etmemiz de bunların milliliğine halel getirmez. Önemli sermayeden ziyade sermayedarın kim olduğu önemi daha önemli sanki yani, değil mi hocam? Aynen. Orada kimin sahip olduğu ve mülkiyeti artık mülkiyet kavramı, fikri mülkiyet bu şeyden daha önemli. Kimde olduğu daha önemli. Eğer siz burada işte o işi yapan şirketi hissesini götürüp satarsanız o zaman mülkiyeti sizden çıkmış olur. Şirket sizin ülkenizde olsa bile fikriyatı, mülkiyeti başkasında olabilir. Yani bunun çok güzel örnekleri var. Bizim savunma sanayimizde de vardı, şeyde de var. Yurt dışından örneğin bir şirketi satın alıp belli bir süre sonra o şirketi komple ülkeye transfer edilmesi. Yani beşeri sermayesini de getiriyorsunuz. Fikriyatını da getiriyorsunuz. Yani bunlar ciddi katkılar sağlayabiliyor. Aynen. Geliyor. Değerli hocalarım, süremiz bitti. Bizim konuşacaklarımız bitmedi. Teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Biz de teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz.
çok kıymetli bilgiler edindik. Şeref verdiniz. Sağolunuz, var olunuz. Değerli tarihseverler, paranın geçmişten günümüze yolculuğunu konuştuk. Servet, sermaye, yatırım ilişkilerin tarihte nasıldı, bugün nasıl? Bunların hepsini ele aldık değerli hocalarımla birlikte. Haftaya yeni konu ve konuklarla karşınızda olacağız. İyi akşamlar diliyorum.